tane kaybım daha var. Onu göstereceğim. Ondan sonra da biliyorsunuz bebişimizi arıyoruz değil mi? Ona bir başka bebek daha arıyoruz. Evet, onu göstereceğim. Yürüteceğim, yürüteceğim. Yürüteceğim, şimdi yürüteceğim. Ben de fazla babacısına düşkün. Kayıp bir sen sarı çiçek. Onun da eşi ve babası aramızda. Kaç yıllık eşindi Ali'cim? 8 yıllık. 8 yıllık eşiydi. Bir bandımızı izleyelim. Onları da buraya alalım. Biz de vedalaşalım. Ali Sarıçiçek'i Kahramanmaraş'tan Müge Anlı'ya getiren, 3 çocuğunun annesi 24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evlenmeden önce sevgilisi olan kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıydı. Biz eşimle severek evlendik. 8 yıldır evliyiz. 3 çocuğumuz oldu. Annesi çocuğunu okula bıraktı. Çocuk eve tek geldi. Annesi 10 Şubat'tan bugüne kadar kayıp. Mahmut eski sevgilisi hep rahatsız etmiş 8 yıl boyunca. 8 yıldır boyunca da bu adam peşini bırakmadı. En sonunda da kaçırdı gitti. Eşim genç, 24 yaşında. Eşim çok saftır. 8 yaşındaki çocuk gibidir. Bu adam ama tecrübe kapmış bir insan, 40 yaşına yaklaşmış serseri bir tip. Biz bundan kurtarmaya geldik kaymabamla beraber. Yuvasının dağılmasını istemediği için defalarca kez affettiği fakat şimdi yanında olmayan eşinin canından endişe ediyordu Ali Sarıçiçek. Ben bilmiyordum. Oradan öğrendim. Sevgilisi Mahmut'la yakaladım mesajlaşmalarını. Sonra bir daha yine yakaladım. Her zaman pişman oldum. Bir daha yapmam falan filan gibisine. Bir iki ay hesaplarına, sosyal hesaplarına kısıtlama koydum. Sonradan affettim, izin verdim. En son geçen sene oldu, bir sene önce. Yine yakaladım. Mahmut denilen kişi, bilezikleri getir harcayalım falan gibisine yakaladım. Kızdım. Ailesi de kızdı, halası da kızdı, babası da kızdı. Hatta babası, annesi gitti Mahmut denilen kişinin evine, benim kızımızı rahatsız etme, evlidir, çocukludur diye yine yapmış yapacağını. Hep yuvamız bozulmasın diye fedakarlık yaptım, hep affettim. En sonunda da böyle yapacağını düşünemedim. Hiçbir özgüründe kısıklamadım. Aramızda herhangi bir tartışma söz konusu olmadı. Eşime hiç şiddet uygulamadım. Ben yeri geldi, bulaşını yıkadım, hep yardımcı oldum. Kış aylarında dobanın üstüne sıcak su koyarız mesela. Sen köpükle bulaşı, ben soğuk su elimi sokar yıkarım derdim. Kıyamazdım yani ben eşime daha doğrusu. Hani çocuklarına çok bağımlıydı yani. Belki de korktu, belki de tehdit edildi, bilmiyorum. Bu adamın silahlı fotoğrafları var, ailesi ve ben başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Bir yanda çok sevdiği eşinden vazgeçmek istemeyen bir eş, diğer tarafta kaygı dolu bir baba. Tek umutları Birsen Sarıçiçek'in sağ salim yuvasına geri dönmesi. Ben eşimi bir tanem diye severdim mesela. Pisliğim diye severdim. Yani o da beni severdi, aynı pisliğim diye, öküzüm diye severdi. Fotoğraflarımız da var zaten. 3 tane çocuğum evde kaldı. Yuvamı da bozmak istemiyorum. Bizim yuvamız güzel bir yuvaydı. O yüzden geri istiyorum ben eşimi. Ben çocuklarıma ne kadar annelik yapabilirim ki? Baba şefkatinde tamam yeri var, o ayrı bir şey. Ama anne kokusuna ihtiyacı var. Anne şefkatine ihtiyacı var, anne sevgisine ihtiyacı var. Benim annem belki de ondan 10 kat iyi bakar ama anne kokusunu veremez. Şu an benim annemde çocuklar. Bilsen ben sana her zaman fedakarlık yaptım. Biliyorum safsın, kandırıldın. Senin yuvama geri istiyorum. Çocuklarım sana ihtiyaçları var. Lütfen geri dön evine, yuvana sahip çık. Müge Hanım size başvurdum, tek çare sizi gördüm. Size sığındım. Babasıyla beraber geldik ta memleketten buraya. Eşimin başına bir şey gelmeden de bulmanızı istiyoruz. Çok tehlikeli bir adam. Yakın yani akrabalar bile diyorlar bu tekin bir adam değil. Kızını bir an önce kurtar yani bunun elinden. Onun için ben tek şeyim kızımın kötü yola düşmesinden korkuyorum. Kızımı ondan kurtarmak istiyorum. Kocasıyla ayrılmak istiyorsa benim yanıma da gelir. Başımın üstünde yeri var. Baban arkanda kızım. Ben sana bakarım ben. Kızımı özledim. Müge Hanım lütfen kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Şimdi bu hanımefendinin de 24 yaşında mı? Evet. 24 yaşında nasıl 7,5 yaşında çocuğu oluyor? 24'ten 7 çıkartırsanız 17 etmiyor mu? Aynen. 17 yaşında evlendiniz zaten abla. 17 yaşında evlenmişiz zaten. Kaç doğumlu bu? Evlenmiş. 99. Bu kız 99 doğumlu evet. Mu? Zaten kaçtığı kişi 40 yaşında bir hemen hemen ortalama o yaşta. 25 yaşında. 20 yaşında evlenmiş olsa zaten 20 yaşında bir evladı olur zaten. Ne? 20 yaşında zaten bir evladı olur yani. O kaçtığı kişi 40 yaşına yakın hayır, bir insan. Hayır yani bu kızcağız kaç yaşında hamile kaldı senin karın? 18 yaşında doğum yapmış. 18 yaşında hamile kalsa doğum yapacak 19'da. Üzerine de 7,5 ekle. 26-27 yaşında. Bu kız 27 yaşında değil ki. Bu kız 25 yaşında. 15 yaşında. 27 yaşında demedim zaten. 24 yaşında dedim. Tamam da 7,5 yaşında çocuğumuz diyorsun. Evet öyle 7 yaşında olması yani lazım. Tam yaşını da bilmiyorum inan ki kafam öyle karışık ki. 15 yaşında evlenmiş. Bir tanesi 2, bir tanesi 4,5, bir tanesi 7,5 yaşında 3 tane de çocukları var. Oh, evet. Oh, zaten birisi emzikli. Şu an annem bakıyor. Yani çocuklarım bir haftadan beri yani hayatı zindan yaşıyor yani. Anne kokusu yok, anne şefkati yok, anne sevgisi yok. Sana dedim eşim, mi ben eski sevgilime kaçtım diye peki? Zaten biliyorduk. Ailesi de daha önce gittiler. Halası oluyor. Kayınbabamın. Nasıl oluyor? Kayınbabamın kardeşi oluyor. Evine de gittiler. Kızdılar. Kızımız bizim saf.
rahat bırak diye pişmanım dediler. Hep bana pişmanım dediler. Bir dakika, Bir dakika dur. İyice karıştırdık. Şimdi bu kaçtığı dediğin kişi Mahmut Babat. Evet. Sizin neyiniz oluyor? Bir şeyim olmuyor. Köylüleri yani. Aynı köylüm, yani köylüm, köylümüz de oluyor yani. Ha tamam, siz bu Mahmut'un babasına mı gittiniz? Köyler birbirine yakın olur yani. Mahmut'un evet. Babasına evet. Mı gittiniz? Evet, halası dedi... gitmiş. Ben gitmedim yani, halası gitmiş. Uyarıda bulmuş. Adam? Bizim kızımız saf. Bizim kızımızın yuvasına hakkı yok dağıtmaya. Ha. Çocukları var. Rahat bırak diye. İkaz etti de bunu defalarca. Ben eşime de ikaz ettim. Kaçmadan önce mi gittiniz? Evet evet. Yani bu 5-6 kere bir sorun oluştu. Eşim hep saf. Kanlı olduğu için. Ha, senin eşin 5-6 kere mi kaçtı aynı? Hayır, kaçmadı. Mesajlaşma olarak yakalandı. Kızdık, babası kızdı, ben kızdım. Hep pişmanım dedi, hep pişmanım dedi. Ben yuvamın çatısını hep kurdum. Hiç düşünmedim yani. Hep de kağıtlandım, kabullendim. Mahmut'la siz aynı köyde mi oturuyorsunuz? Hayır. Farklı köyde oturuyorsunuz. Evet. Ben hep kanaat geldim. Fedakarlık yaptım yani. Başka bir suçum yok. Sadece suçum. İnandım yani eşimin saf olduğuna da biliyorum. Az önce dediğim şey şimdi. Bir kere mesajlaşarak yakalanın. Ne evet. Dedi mesela? Pişmanım dedi. İki kere, ikinci... Yine pişmanım dedi. Üç. Halası geldi, baskı yaptı. Babası... Evet, bu üç, dört, beş kere oldu yani. Tamam, çocuk... Hayır, üçüncü kere yakaladın ne dedi? Aynen, yine pişmanım. Ben çocuklarım dördüncü için kere... her şeye... Aynen. Çocuklarım için beşinci kanaat geldi. Beşinci oldu. En sonunda gitti. Yani hastaneye de gitti. Hastanede hiç giriş yapmamış. En azından baktım ben. Hayır Ali'cim, ama şimdi sen bu oyunu hani başkasıyla mesajlaşıyor ya, bir de aynı evet, kişiyle evet, başlıyor. Tamam, o da sana pişmanlık. Genel hanım bir sefer ay. Ben uyarıda bulundum. Ha? Çocuğu ben şey yaptım, benim kızımı rahatsız etmediğini, çoluk çocuğu var dedim. Ha. Kendisini savcılığa seni şikayette bulunurum dedim. Ondan sonra bir daha şey yaptığını duymadım yani. Ondan sonra herhalde bunlar nasıl şey yaptıysa... Ben yakaladım yani. Bunlar hayır yakaladım. Hayır, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kere tamam oldu, pişmanım dedi. İki oldu, üç oldu, pişmanım. Dört oldu, pişmanım. Beş, ama en sona git ama... Ortada çocuklar var. Ufacık ufacık daha. Daha biri emzikli yani. Her şeye yutkundum, fedakarlık yaptım. Yani peki ben... bu iki yaşındaki bebek doğduktan sonra bu mesajlar çıktı ortaya? Yani bu olay 5 sene önce yakaladım ben ilk. Yani 7 sene tamam, sen 5 sene önce yakaladın ama bir tanesi 4,5, bir tanesi 2 yaşında olduğuna göre daha evet. O mesajlardan sonra bu iki çocuk olmuş. Evet. Ya biz de bir şey anlayamadık. Genel işte biz yani saf, yani da, çok saf. Sadece saf kanlı olması. Kaçtığı kişi de çok tecrübeli bir adam. Yani bence pislik de orada da bir yani. Saflık var ama kim saf onu ben bilmiyorum şimdi yani. Onu da ben söylemiyorum şimdi. Kim saf olan, ya? Saf olan eşim Müge abla. Öyle mi? Evet. Saf olan eşim. Ben hep fedakarlık yaptım. Çocuklarım için kanaat geldim. Yuvamı bozmamaya çalıştım. Hayır Ali'cim, tamam da sen hani o mesajları yakaladıktan sonra iki tane daha çocuk yapıyorsun ya. Evet. Evet. Niye? Pişmanım diyor. Bana güvence veriyor. Hiç kuşkulanmadım. Şüphe duymadım. Ve kazandı da yani daha doğrusu. Demek ki uzun evliliğin sırrı pişmanım diyenin pişmanlığını kabul etmek. Aha da şey bu yani, bunu yazalım. Kişi de zaten her zaman bir zayıf noktasını bulmuş. Her zaman da ittifak halinde olmaya başarmış yani. Sen çocuklar... şimdi tekrar geri mi dönsün istiyorsun? Ben tekrar çocuklarımın zor durumda zaten, mağdur. Anne kokusunda ihtiyaçları var. Ben zaten her şeye razıyım. Babasıyla da beraber buraya geldik. Kaçtığı kişi zaten çok tehlikeli bir kişi. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Evet, sorabilirim. Sen söylediğin için. Sen niye eşini pisliğim diye seviyorsun? Öyle iyi tabii. Yanlış mı anladık diye? Hayır hayır, pisliğim diye sever, öküzüm diye sever. Ha. Ben de kendisini öyle severim, pisliğim diye, öküzüm diye yani. Allah. İyi. Yani eşim ev işlerinde biraz çok yani saf olduğu için becerisi yok. Şey üstüne giyime kuşamamına pek bakmaz yani, köyde kaldığımız için. Öyle hitap ederdim yani. Pisliğimsin sen benim derdi. Ben de yardım ederdim her zaman. Destek oldum yani. O da ondan geliyor. Temiz yani, değil diye sen onu öyle seviyorsun. Evet evet, her şeyine kanaat geldim yani. Dedim ya hani bulaşık yıkarım, işten gelirim mesela, gurbete giderim, havlusunu çöplerini toplarım. Evimin camlarını silerim, her şeyi yaptım yani. Annem de hepsine şahit, köyü de şahit. Yani kimse de ummuyordu böyle bir şey olacağını. Ay kıyamam ben sana ya. Yani her şeyi yaptım yani, fedakarlıkları da yaptım. En son çocuklarım evde kaldı, bir haftadan beri mahvoldular. E çocukları nasıl bırakıp gitmiş, çocukları kime bırakmış? Dedim ya, en son gitmiş hastaneye diye, gitmedi. Ha. Çocuğumun engelli maaşı vardı. Ha. Çocuğumun engelli maaşını çekmişler. Ha. Çocuğum da okula gitmişti eşimle beraber. Sizin çocuğunuz bir de engelli mi? Evet, çocuğumla işine babasıyla gitti. Bir gün kalacaklardı. Büyük çocuğu biraz engelli. Cumartesi günü de eve geleceklerdi çocuğumla bir. Çocuğumun engelli maaşını çekmişti. Çocuğum Maraş'ta kalmış merkezde. Annesi de yok yanında. Çocuğum eve tek geldi. Annesi ondan sonra zaten... Nasıl geldi çocuk eve? Servisle geldi. Yani özel eğitimde kurgu şey görüyor, eğitim görüyor devletin kurumlarında. Konuşma özürlülüğü var. Onun maaşını da çektiler, kayboldular, gittiler. Anladım. Sesler eşine o zaman.
Peki Hanım, madem bu kadar saf, temiz olmayan bir kadın temiz, o adam ne istiyor senin Müge karından? Hanım, şimdi ben hayır, kadın. O adam ne istiyor? O adam evli mi? Hayır, bekar. 40 yaşına yakın. Önce de zaten biz bunu, bu olayı duyduğumda zaten bu çocuğun Tekin olduğunu bilmiyordum. Telkeli dediler işte, bunda her şey var yani dediler. Telkeli bir tip dediler. Telkeli mi? Telkeli yani, telkeli. Yani, evet. Dediler, bu çok telkeli dediler. Kız saf yani, benim kız... Peki eski sevgilisiymiş, o zaman onu istemedi mi evlenmek için bu eski sevgilisi? Yok, bununla evlendi, isteyerek evlendi. Düğün yaptık biz. Ben Hayır, ama eski sevgilisi diyorsunuz kaçıran. Tamam, doğru. Tamam, o eski sevgilisi daha sen hani yok yani, eski ya o. Bekarken olan bir şey bu. Tamam, niye bekarken istemedi mi senin gelip kızı? Yok, öyle bir şey yok. İstemediler benden. Zaten 15 yaşında evlenmedi. Yok, ne ben gurbetteydim. Gurbetteydim, bununla kaçmış. Benim bir de haberim yok. Ben o zaman 15 yaşında evlenmiş. Eskisi 8 kaç yaşında? Senelik yapayım. Gidip eski sevgilime varayım. Öyle bir dünya var mı? Ortada 3 çocuk var mesela. Bir kurgu olmuş, 8 yıl evliliğimiz olmuş. Herkes sevgilisinin arasında, o zaman sevgili de yaşasın, dursun. Ortada o kadar çocuklar olsun. Bununla evlenmeden önce eski sevgilisiyle görüşüyor ya. Bilmiyorum ben onu. Eski sevgilisi kaçırmış diyorsunuz. Yani o flört aralarını bilmiyordum. Ben sonradan öğrendim. Yani eski sevgilisiyle o zaman niye evlenmediler de? Bilmiyorum. Buna gitti, ikinci kocaya gitti. Sebep ne? Babası var işte. Orayı bilmiyorum. Şimdi icabına bana bahsederlerdi. İsteme, yani bir şey söylerlerdi bana. Bana da severek geldi. Kendisi kaçtı geldi. İkramımızı yaptık, düğünümüzü yaptık. Sana da mı kaçıp geldi? Evet, severek geldi bana. Yani sevilmese nikah olur mu, düğün olur mu? Kaçıp gelebilir mi kimliğini alıp? O eski sevgilisi daha sen hani yok yani, eski ya o. Bekarken olan bir şey bu. Tamam, niye bekarken istemedi mi senin gelip kızı? Yok, öyle bir şey yok. İstemediler benden. Zaten 15 yaşında evlenmiş, ne eski sevgilisi gurbetteydim, olacak ya. Ben gurbetteydim, bununla kaçmış. Benim bir de haberim yok. Ben o zaman 15 yaşında evlenmiş, eskisi kaç yaşında? 8 senelik yapayım, gidip eski sevgilime varayım. Öyle bir dünya var mı? Ortada 3 çocuk var mesela. Bir kurgu olmuş, 8 yıl evliliğimiz olmuş. Herkes sevgilisinin arasında, o zaman sevgili de yaşasın, dursun. Ortada o kadar çocuklar olsun. Bununla evlenmeden önce eski sevgilisiyle görüşüyor ya. Bilmiyorum ben onu. Eski sevgilisi kaçırmış diyorsunuz. Yani o flört aralarını bilmiyordum. Ben sonradan öğrendim. Yani eski sevgilisiyle o zaman niye evlenmediler de? Bilmiyorum. Buna gitti, ikinci kocaya gitti. Sebep ne? Babası var işte. Orayı bilmiyorum. Şimdi icabına bana bahsederlerdi. İsteme, yani bir şey söylerlerdi bana. Bana da severek geldi. Kendisi kaçtı geldi. İkramımızı yaptık, düğünümüzü yaptık. Sana da mı kaçıp geldi? Evet, severek geldi bana. Yani sevilmese nikah olur mu, düğün olur mu? Kaçıp gelebilir mi kimliğini alıp? Yani Mahmut Bey, Mahmut Babat Bey. Yani bu 2 yaşında, 4 yaşında, 7 yaşında çocuğu olan bir kadın. Zaten karakteri olsa, kaçırıyorsunuz ben anlamadım. Karakteri olsa yani. Zaten bir ailenin yuvasını yıkmaz o şahıs, o insan. Üç çocuğuna, sütüne sünmediğine saygı duyar. Ama adamın niyeti, kriterleri başka. Adamın şeyleri başka. Benim yazık değil mi, günah değil mi çocuklarıma? Çok haklısın. Üf, ufacık daha çocuğum var, daha anne demesini bilmiyor. Daha yeni eğitim görmesi lazım. En büyük çocuğum engelli, özürlü. Maaşını da çektiler gitti. Çocuklarıma alışveriş yapacaktık gelirken. Çocuklarımı da kandırdı gitti. Yani adam... Yani o parayı da alıp gitmiş. Evet. Yani kaçan kişi çok tecrübeli yani. Hiç kuşkulandırmadığı için. Eşim o kadar saf ki anlardım. Hiç şüpheci, davranışçı hareketlerine huylanmadım. Artık adam yakalana meslek haline getirmiş eşimi. Ama Ali, nasıl sen zaten 6 kere anlamışsın zaten. Daha evet, ne anlayacaksın? Çocuklarım için... Hayır, daha kaçıncı da anlayacaktın? Zaten 6 kere yakalanan birinin mesela hani daha gibi önce kaçmaması şey... Çünkü hem saf herhalde diyorsun, evet, hem evin demiş işlerini yapamayacak düzeyde evet, sıkıntısı var evet, diyorsun. Doğru. Evet. Hem 3 çocuk yapıyorsun. Ama şimdi ne bu kadının anne, bak, evin işini de yapamayan birinin niye annelik masraflarını taşıyabilmesi yani zaten mümkün değil ki. Yani benim suçum zaten değil ki, severek evlendiysem, bana geldiyse. Hayır yani ki demek ki çok hamile bırakmamak lazımdı herhalde diyor. Yani saf olduğu için yani, ne bileyim yani. Saf derken yani nasıl yani bir saf? Yani şey, öyle normal bayanlar gibi eleştiri yapamaz. Açıklayıcı kelimeler, cümleler kullanamaz. Mesela kandırılır nitelikte. 11 gün oldu kaybolan. Ne olur mesela? 11 gün oldu. Hiç sesli olarak ailesinden görüşmez. Mesaj olaraktan. Çünkü yandaki yönetmeni güçlü. Hayatta o kadar sahip, ben 8 yılda meclisinde meslekle mesajlaşırım, pezengeyle mesajlaşırım. Yazışını bilirim yani. O kadar kafa kapasitesi yok eşimde. Yazamaz o mesajları. Kurgu olaraktan, düşünce olaraktan, ayrıcalıklı olaraktan. Okuması yazması mı yok ki? Var. Yani şey olarak görüyorum, becerisi yok yani.
E nasıl Mahmut'la yazışmış o zaman? Yazışıyor yani. Demek istediğim yani Mahmut'un adından yazışıyor. Mahmut tecrübeli olduğu için o açıklamalarda bulunuyor, o ifadelerde bulunuyor. Ailesine... Ha, kaçtıktan bana... sonra yazılan evet, evet, mesajları evet, söylüyorsun. Evet, ne evet. diyor kaçtıktan sonra, ne dedi? Ne demedi ki yani? Mesela benim bu aldızıma bile hemen farklı farklı kelimeler kullanmış. Hayır hayır, ne demiş döneceğim, dönmeyeceğim? Döneceğim demeyeceğim ya, onun çok uzun şey yani ifadelerde yazdı hayır, ki. Hayır döneceğim mi diyor, dönmeyeceğim mi diyor, niye kaçmış? Dönmem diyor, istese ben alem silsin diyor. Dönmem ben, diyor. Benim aklım 10 yıl önceki, 8 yıl önceki şeyde kaldı. Sevgilimde kaldı. Evet, bunu ailesine söylüyor tabii. Kardeşleri bana gönderiyor, akrabalar bana gönderiyor. Böyle yani. Her şeyi, mesajı, herkesi gözünü almış. Yok mu mesajı? Göster bakayım ne diyor? Telefonum içeride. Herkesi gözünü almış. Yok mu sizde kızlar? Çocukların bile ne düşünmeyecek kadar kör olmuş. Göndermiş tek şey yani. Kör olmuş adam yani, etkilemiş bir şekilde. Kör etmiş eşimi. Bir evladı, hayvan bile evladını bırakıp gitmez. Başından ayrılmaz. Sana da kıyamıyorum ya, vallahi inan. Ben de sana sığındım. Geldim yani, kimseye kıyamam danışmadım. Sana ya. Başvuru yaptım, kimseye danışmadım. Yapma. Yani ben olan her şey çocuklarım için. Her şey anneleri için. Başka bir şeyim yok. Yani dengesizin biri çıkıyor, nerede geliyor, diyor? İmam Allah kulağı hani, ediyor. O adam tekin biri değil. Ha, yani. Bu söylüyor herhalde. Kendimden de yani. Her şeyden de vazgeçtim. İnceldiği yerden kopsun, uzatmaya devam ederseniz ben başka şekilde dönmek zorunda kalacağım. Zaten çok yaşında, çok yakında boşanmamı da vereceğim. Bu saatten sonra ne yapsalar da boş, artık bitti. Benim yerim de belli, yurdum da belli diyor. Evet. 10 yıl önce neredeysem hala daha oradayım. Bu hiçbir zamanda değişmedi, değişmeyecek. Onunla evlendim, unuturum diyor ama seni söylüyor herhalde. Ama unutmadım, unutamadım. O da aynı şekilde beni unutmadı. Bizi bir tek ölüm ayırır. Yanımda o olmuş olsa da aklım ve yüreğim onunlaydı. Beni bu zamana kadar kimse anlamadı, anlamayacak. O yüzden son kez yazacağım. Artık boşa beklemenizden de yoruldum. Orada burada beni hasta çıkarmanızdan, sanki beni hasta sanıp da gönderecekler de siz de oraya mı gelirim Top sanıyorsunuz? Eğer yani. Öyleyse yanlış düşünüyorsunuz. Öyle bir şey olmuş olsa bile benim bir tek size cenazem gelir. Çünkü ben her şeyden vazgeçtim, kendimden bile. O yüzden gidip oraya buraya beni kötülemekten vazgeçin, yoksa herkesi karşıma alırım. Ha biraz hani siz saf falan diyorsunuz, hani onu mu demeyin? Müge Hanım, bu yazıları benim kızım yazamaz. Çünkü kızımı ben tanıyorum. Öyle bir şey yazamaz. Çünkü bu, o yönetiyor kızı. Benim kızım saf. Peki Müge Hanım size bir şey söyleyebilir miyim? Ben şey okudum. Saf yani. Liseye gönderim, ondan sonra gitmedi. Yani kayıp dediğiniz yani, belli yani. Dur, tek tek konuşalım. Tamam. Ne oldu 11 yıldır seni... 11 günden beri kayıp. Neden hep mesajlaşıyor? Neden hiç test olarak konuşmuyor? Hüseyin ailesiyle. Bey, Kahramanmaraş Pazarcık. Açıklama yapamaz. Tetirlik Mahallesi Muhteri ve Mahmut'un kuzeni. Soyadı ne Hüseyin Bey diye yazmışsınız. Hüseyin Bey günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar efendim. Nasılsınız efendim? İyi muhtarım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkiye sizinle gurur duyuyorum Güya Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de muhtarlarımızla gurur duyuyorum. Muhtarım. Eyvallah, ya. Sağ olun. Buyurun. Muhtarım. Efendim? Bu Mahmut sizin köyde mi Mahmut'la kız? Evet, Mahmut benim amcamın oğlu. Peki sizin köydeler mi? Vallahi inan ki Müge Hanım, ben bunu zaten jandarmaya ilk günde böyle jandarmaya da ilettim. Böyle bir yaptığı yanlışın yani gerçekten çok büyük bir yanlış yaptığı. Bir insanın yuvasını dağıtmak kadar kötü bir şey yok. Evet. Lanet olsun böyleyse insanlara. Yani bu insanların 2 tane çocuğu, 3 tane çocuğu var. Nasıl kıydın bu insanlar? Ama belki o insanın belki aklı dengesi yerinde olmayabilir. Ama sen bu zafta niye faydalanıyorsun? Yazık değil mi? Yerlerini bilmiyorsunuz yani anladığım kadarıyla. İnan ki bilsem zaten ben bunu zaten jandarmada ilettim. Ben dedim neredeyse getirsin o insanların kızını versin. Yazıktır bir insanın yuvasını dağıtmak dedim ya. İyi bir şey değildir yani. Yazık yani, Ali de diyor ki 3 tane çocuğum var diyor. Bir tanesi engelli, bir tanesi daha 2 yaşında anne diyemiyor. Ben ne yapacağım o çocuklarla diyor yani. Lanet olsun işte Müge Hanım. Gerçekten ben bunları yani benim akrabam olduğuna gerçekten utanıyorum yani. Neyse canım, sizinle alakası yoktu. Dur bakalım inşallah bize Birsen ya da Mahmut ulaşsın o zaman yani, neyse dertleri. Şimdi bak Ali de diyor ki haklı olarak. Teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Ben de hiç sesini duymadık biz gittiğinden beri. Değil mi? Mesaj olarak. Sadece mesaj atıyor. İyi mi kötü mü benim karım? Ailesine. Diyor. Hayatta mı değil mi? Belli değil.
Yani baktığınızda... Mesaj olarak yazışıyor ailesi. Yazışıyor da o yazmayı da herkes yapabilir. Benim karımın da yazması değil o kadar uzun uzadı diye yazamaz. Değil, yazamaz yani. Zaten o kadar kapasitesi dur yok. Dur bakalım yani. Hayatım, senin eşine de bakacağım. Bu arada Ali'cim, senin de eşin telefon attığımızdaymış. Birsel, evet. Hadi bir sesini duy bari. Duyamadım diyor. Birsel, günaydın. Günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum İlhan abla. Ali diyor ki benim karım diyor çok saftır diyor, eski sevgilisi ayağına geldiler aldılar benim karımı diyor. Üç ya tane... öyle bir şey yok, hayır Müge abla, kesinlikle öyle bir şey yok. Bakın ben kendi sevgilimle 19 şey Ali eşimle 8 yıldır evliysem, ya şimdi sevgilimle de 8 yıllık beraberliğim vardı. Ben onunla ailemin baskısı altında evlendim. 3 günde tanıştım yalan ben kendisiyle. Yalan söylüyor. Yalan, yalan. Nasıl 8 yıldır beraberliğin olacak? Zaten daha buna gittiğinde 15 yaşındaymışsın. 15 daha 8 çık bizim türetimizde. Evlilik oyuncak mı? 7 yaşından beri mi sevgili? Ya 15 yaşında değil Müge abla, 16 yaşında evlendim, ne 15'i? Kaç yaşında evlendin? 16'da, 2006'sınız, ben 99 doğumluyum. 2009 kaç oluyor 2009? 99 doğumluyum, 1999. Tamam, 99, 2024, 25. Buraya da bir hesap makinesi alacağım. 25, çocuğun kaç yaşında, büyük çocuğun? 6. 6, bir yılda hamilelik, 7. Bir yılda çocuğumuz olmadı. Bir yılda bak çocuğunuz olmamış. 8. 25'ten çıkar 8'i. 17. 17'den önce 8 yıl beraberliğin. 9 yaşından beri mi Mahmut'la berabersin? Ya hayır öyle değil. Ben ona 2016'da kaçtım eşimle. Kaçmadan önce de zaten beraberliğim vardı şimdiki konuştuğum kişiyle. Evliyken, 8 yıldır beraberdik. Resmen evliyken sevgilinle de beraberliğin devam ediyor muydu? Evet. Bir şey sorabilir Müge Hanım? Utanmadım da evet diyorsun. Müge Hanım, yazıklar şey, olsun. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Sorun. Çünkü tam boş ver. Yazıklar olsun. Yazıklar. Ahlak diye bir şey kalmadı toplumumuzda be. Çocukların vicdanı hiçbir sızlamadı. Vallahi kalmadı, yazıklar olsun. Çocukların kokusunu hiç atakane kalmadı. Rami Bey de arada, arada cayım beni. O da ayrı, arada cayım söylüyor. Nasıl lafını. Yaptım 15 yani, çocukların yazıklamadan. Söylemeyeyim diyorum. Müge Hanım. Susuyorum. Ama yani patlıyorum kardeşim yani. Yani bizim böyle bir topluma, bizim Türk milleti olarak böyle bir topluma, böyle insanlara layık değiliz. Aynen. Bizim Türk milleti olarak layık olduğumuz toplum ahlak, edep, insaf, vicdan, hukuk, her şeye saygılı, örfüne, adetine bağlı bir toplum olarak çocukluğumuzdan bugüne kadar yetiştik. Vallahi bilmiyormuşuz demek ki. Yani bilmiyormuşuz. Çünkü buraya şimdi hep 50 yıl önceki insanlar gibi biz bilmiyormuşuz. Varmış, biz bilmiyormuşuz. Biz şimdi gördük, yüzleşiyoruz bence. Ve yoksa buraya 50 yaşında insan da gelip aynı şeyi anlattığına göre 60 yaşında insan da gelip biz bilmiyormuşuz. Biz şimdi yüzleştik. Yani ya biz olanları bilmiyorduk, duymamıştık. Biz bilmiyorduk. Veyahut da biz o toplumda yetiştiğimiz, tanıdığımız toplum bugün yok. Ama Rahmi Bey, buraya gelen insanların yaşı belli. O zaman haklısın. Demek ki yaşı belli. Demek ki biz o toplumun o cephesini bilmiyorduk. Bilmiyorduk işte. Şimdi gördük yani. Birsen. Kızım. Benim konuştuğumda annemin haberi vardı. Kız kardeşimin de haberi vardı. Hatta kendisi de söylüyordu. Seviyorsanız birbirinizi kaçın, durmayın. Ne yapıyorsun? Sen de seviyorsun, sen de istiyorsun diyordu annem, kız kardeşim. Babam belki orada oturmuş, haberim hiçbir şeyden yok peki, ama. Kız kardeşine ne demiş geçen hafta? Mahmut geçen hafta kız kardeşine ne demiş? Gözün kaldıysa ben geleyim sen gel yerime demiş. Onu da gördün mü? Bağlayın Zeynep'i söylesin. Kardeşi. Tamam da. Anneni şimdi falan niye atıyorsun? Hani niye anneni ortaya atıyorsun? Kızım annen sana ne yapsın yani? Ali diyor ki 3 tane çocuğumuz var. Biri engelli. Ne yapacağım ben bu çocuklarla diyor. Müge Hanım, çocuk engelli falan değil. Onlar orada engelli yapıyor çocuğu. Niye özel eğitim sınıfı? Çocuğu engelli yapan onlar orada. Bir rapor çıktı diye çocuğu engelli yapan onlar zaten orada. Niye devlet kurum verdi o zaman? Niye? Nasıl rapor aldılar? Konuşamıyor. Bağlayın çocuğumu da bağlayın. Konuşamaz. Engelli kendisi, değil ama o çocuk. Kendisi engelli becerisiz olduğu için, eğitimsiz olduğu için çocukların da eğitimsiz kaldı. Dur bir saniye, konuşabiliyor mu? Anne bile diyemiyorlar. Yazıklar olsun sana. Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim? Yazıklar olsun sana. Şimdi kızım, ben kendi rızanla kaçmadım bu adama. Ali'ye. Müge Hanım, ben siz Müge'ye kaçtım, sen de biliyorsun. Beni dinle, beni dinle.
Sen Kemer Rıdan'la kaçmadın mı? Ben yoktum. Ben gurbetteydim. Sen kaçmadın mı Kemer Rıdan'la? Tamam da sen bilmiyordun ben Mahmut'u seviyorum. Sen Kemer Rıdan'la kaçmadın. Bak sen bana onu diye onu. Bana. Sana jandarmayı getirin dedim. Tamam da Mahmut'u seviyorsan Ali'ye niye kaçtın o zaman? Mahmut'u bunları seviyorsan... demedin mi? Bir dakika dur, Mahmut'a kaçsaydın niye Ali'ye kaçtı? Tamam da jandarmayla ben dedim seni getirin. Aynen ona kaçaydı. Ya ben şimdi dur, bir dakika dur. Ben kaçmaya çalıştım ama ailem yüzüne kaçamadım. E tamam da Ali'ye kaçana kadar yolu mu şaşırdın? Mahmut'a kaçsaydın o zaman. Aynen. Zaten kaçma eylemini gerçekleştirmişsin. Niye Mahmut'a kaçmadın bundan 8 yıl evvel de Ali'ye kaçtın kızım? Aynen doğru söylüyor Gökhan. Kini... Dur ha? Bu soruya çalışmadınız herhalde Mahmut'la. Profesyonel. Yanındaki kişi çok profesyonel. Kini bir şey söyleyebilir miyim? Ailemin yüzüne kaçamadım ben. Ailemden korkuyordum. Ailenden korkuyordun, Ali'ye kaçmadın mı? Benden niye korkmadın o zaman? Ailemden işte ailemin üstünde kaçtım. İstemeden kaçtım ben normalde. E tamam yani sonuçta ailenden korka korka Ali'ye kaçmadın mı kızım? Evet, evet. Ya da hayır. E kaçtın. A, niye o zaman madem Mahmut'u seviyordun niye Ali'yi yaktınız da Mahmut'a kaçmadın? Ya ben şey yaptım, kendisi ailemden kaçmak istemedi. Ailemden korkuyorlardı. Kim? Mahmut mu korkuyordu? Yani illa da birine kaçması gerekiyormuş gibi ben de konuşuyorum derim. Madem kaçmış yani. Hani, Mahmut mu korkuyordu senin ailenden? Köpeklerin duası Rican kabul abi. Olsaydı gökten kemik yağardı da. Biraz çalışmadığı yerden geldi soru. Yani orada ben Ali'nin o profesyonellik mevzusunu anladım. Profesyonel ablacığım, çok profesyonel. Yani kardeşi abi demiş bir kişiye, bana abi deme demiş. Lazım olursun yarın bir gün bana demiş. Kime? Aynı bunun kardeşinde bunun gözü görmüyor. Herkesin artık gözünde büyülemiş. Kim kimseyi kime görmüyor. Demiş abi anlamadım. Verdim Can Hanım'a ben her şeyi. Ne babası olsun? Da şahit. Zeynep'i de bağlayabilirsiniz. Bu bir seni kaçıran adam. He. Tekin değil dediler. Şimdi ben en yakın akrabaları bana dedi ki... Kaçmış tamam. Hayır bu bir senin kız kardeşim abi demiş Mahmut'a. Lazım olur demiş. Abi bana deme bana demiş. Aşkımsın sen benim demiş. Zeynep'e bağlayın söylesin. Kime demiş bunu? Zeynep'e. Hani bunun benim eşimin kardeşine diyor. Baldızına yani. Evet. Tekin bir aile değil. Mesajda gönlün kaldıysa, ben geleyim sen gel yerime demiş. Bu çocuk beynini nasıl yaptıysa yapmış yani. Tekin bir aile değil. Duyduklarım dediler bu kızı evlenmek amacıyla almamış. Yani biz ondan kurtarmak istiyoruz. Ama Ali'ciğim şimdi kurtarmak ben de istiyorum. Böyle söyleyince bunun, kötü olurum yani, ama. Art niyeti bak kötü şimdi, bu adamın. Kayınpederin arasın kızını. Istiyorum. Dur bir art dakika niyeti... Ali Bey, kayınpederin arasın kızını. Tamam Tekin Bey, dur bir dakika Ali Bey. Ama sen... Çocuklarım. Şimdi ben bu mesajı ne yapayım? Hayatım o zaman sen de çocuklarına annem bakacak. Bir tanesine kayınvalide, şu an kim bakıyorsa gene onlar bakacak, çalışacak, sen de destek olacaksın. Peki çocukların bu hayatı hak etmeye hakkı var mı? Böyle yaşantıya hak etmeye var mı? Çocuklarım şimdi nasıl bir hayatı hak etsinler? Annesi onunla konuşsun, ona kaçsın, geri dönsün. Böyle bir hayatı mı hak ediyorlar? Hangi hayatı hak ediyor ki? Hak etmiyorlar. Bir an önce... şu an çocuklara kim bakıyor? Annem bakıyor ama annem kaç gün bakacak diyecek. E tamam annem bakana kadar sen de başka birini boşanırsın, gidersin bir evlenirsin. Ya para kazanırsın hani kazandığın parayla bakıcı tutarsın ya evlenirsin bakarsın ama bu da şimdi bu da hayat değil ki. Değil ama işte çocukların... Müge Hanım bir an önce bu kadının... Çocuklarını ver yurda diyen ya bir... Ondan ziyade onu boş verdik. Ama Ali'ciğim... Babası da kızını kurtarmanın peşinde ondan. Tamam kızı o kurtarsa şimdi sen ayrısın o ayrı. Tamam ona bir şey demiyorum saygı duyarım. Tamam şimdi çocuklarını yurda ver diyen bir annenin yanında mı kalsınlar? Çocuk eve geldiğinde anne yok binmiş servise gelmiş o anne mi? Şimdi annelik dediğiniz şey de... Gözü büyülenmiş. Kör olmuş. Ailesi bak kendi ailesini bile görmemiş. Benim çocuklarımdan canından can parçasını bile görmemiş. Daha ailesinin hiçbirine konuşmuşluğu yok. İlk defa burada konuşuyor sesini duyuyorlar tamam, eşimin. Tamam Ali'cim ama istemiyorum dedikten sonra da artık da ne bileyim ama yani. Kendisi pislik yolda. Herkes de biliyor teyzeleri, halaları, babası bile biliyor. Ondan korkuyor adam. Ben sonrakine olacağından korkuyorum Müge Hanım. Bu çocuğun ben sana bu katılıyorum. Sen ne diyorsan sen baba olarak ben evet. Senin yanındayım. Evet. Sana hiçbir dediğim yok. Sen kızını tabii ki ne yani nereye sahip gidiyor? Çıkacak. Sen sahip çıkacaksın da. Yani karşıdaki kişi zaten sabıkalı olan bir kişi. Cezaevinde de yapmış kalkmış. Resimlerinden de belli. İfadelerinden yüzünden yine anlarsınız Müge Hanım. Hı? Yüzünden yine anlarsınız bir insan nasıl bir kişiliği olduğunu, karakter olduğunu. Yani bunları yetmiyorsa ailesinin yani ben ısıtladığı şeyleri kendisi çiziyorsa demek ki bu kızda bir sorun var. Vallahi Ali'cim
Valla sorun var ama bence sende de sorun var. Kusura ben bakma bak. Biliyorum. Bak Ali'cim, şimdi anlıyorum. Seviyorsun karını, çocukların var, ailen var diyorsun. Ama şimdi anne, baba, çocuklardan oluşan aile ayrı bir grup. Karı koca, çocuklardan oluşan grup ayrı bir grup. Nasıl anlatayım bilmiyorum. O onun babası. Bin tane damat gelir, bin tane damat gelir. İster istemez ayrı. Hoşuna gider gitmez ama biz kızımız ne istiyorsa onun yanında durmak durumundayız. Oğlumuz ne istiyorsa durmak durumundayız. Ona ne yapalım? Ama şimdi bu senin karın tekrar, ya. Tekrar hattaymış. Tamam, bu senin karın ya. Evet. Şimdi karı kocalık farklı. Biliyorum karım. Karım çok saf Müge Hanım. Çok saf. 8 yaşındaki bir kız çocuğun duygusu gibi. Anladım. Eleştiri dedikodu bile yapamaz. Birsen. Efendim. Neymiş onun cevabı? Öğrendin mi yani? Niye o zaman Mahmut'u seviyorsan Mahmut'a kaçmadın da Ali'yi yaktın? Ya ailemden korkuyordum Müge Hanım. Babamın şimdi söylediği laflar yüzünden. Şu an diyor ya hani yok alıkoyuyorlar, yok zorla kaçırmış, yok bilmem ne. Ben kızımı kurtaracağım. Sen şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Sen nikahlısın, 3 tane benim çocuğun... Benim kimsenin alıkoyduğu yok, zor tuttuğu da yok. Ben orada çıkıp da deli çıkarmasınlar. Zaten yok. Ama iyi de yavrum yani sen sonunun ne görüyorsun senin yani? Ne, senin hocaların bu gittiğin ne, yolun sonu ne? Yolun sonu ne? 2 gün sonra Mahmut seni bırakır başkasını kaçırırsa ne yapacaksın? Bak ne? Burada gene seni öyle böyle arayan nikahlı kocam var. Müge Hanım en yakın akrabaları söylüyor. Bu kadar evlilik yapamaz. Seni bırakırsa ne olacak? Ne diyor yanında? Müge Hanım, korkudan öyle şey yapıyor. Duymuyorum ki Birsen. Birsen. Talimat alıyor. Birsen. Efendim. Kim konuşuyor yanında? Birsen konuşmuyor, televizyon sadece. Ama ben sana televizyon sesi 50 kere kapat dedim ya kızım. Birsen'cim yanındaki Mahmut 2 gün sonra başka bir kızı kaçırırsa ne yapacaksın diyorum. Sen de Müge Hanım orada onlara da çok öyle konuşuyor ama öyle bir şey yok. Senin nasıl gözün şey kör olmuş. Sen görmüyorsun onu, görmüyorsun. Anlattılar bana. Sen görmüyorsun, ailesine sağlam biri yok. Abileri, kardeşlerin sağlam biri yok. Biz bunları gördük, polisin yanına da gittim. Muhtar da kadını konuştum. Kurtar diyorlar. Bir an önce o kadını kurtar diyorlar o şeyin yanında. Demek istemiyorum. O adamı yanında kurtar diyorlar. Ali sen konuş ben... bari. Ali'yi çekin. Ali konuş karına, ne diyeceksin? Ben karımı biliyorum. Karım saf, tez kanlı. 8 yaşındaki çocuk daha gibi. Daha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Yok engelin maaşını almışsak açmış. Yerin dibine getiriyor 3 kuruş maaş. Ve o kadar mı para gözüm? Peki çocuklarıma niye ümit verdin o zaman? Maaşını çektiniz gittiniz. Niye çocuklarıma çerez yiyecek alacağım dedim gelmedin eve? Çocuğun Maraş'ta bırakmasın gelmişsin. Yazıklar olsun sana. Bütün millet seni dinliyor. Zorla kaçırmadı, kimse şey yapmadı. Ben kendim gittim kaçtım. Sevdiğin insanlar böyle mi yapıyor? Zeynep de biliyordu. Çocuklar, çocuklar piyangodan mı çıktı? Ona enişte diyordu. Kaçırdı. Niye kaçırmıyorsun Sevdiğin? Çocuklar piyangodan mı çıktı? Tamam da herkes seni seviyor. Sen niye böyle cevap veriyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun? Hiçbir şeyin haberin yok. Evladının engelli maaşıyla sevgilisine kaçan Birsen Sarıçiçek. Aslında kaçtı mı, kaçırıldı mı? Çünkü damat kayınpeder Ali Beyler diyor ki bizim kızımız oldukça saf, mental problemi var. O kaçırıldı ama haberi bile yok yani ne yaşadığından, ne yaşatıldığından ve daha sonra ne yaşayacağından haberi yok. O yüzden yayınımıza geldiler. Henüz 24 yaşında 3 tane de çocuğu var ve en son bildiğimiz çocuğunun engelli maaşıyla biliyorsunuz sevgilisine, eski sevgilisine kaçtı. Fakat burada bu anlatılanlarda gerçekten ne yaş tutuyor ben hiç anlamadım yani. Şöyle anlamadım. Şimdi kız 24 yaşında olduğunu söylüyor. Çocuğu 7,5 yaşında. Üzerine bir yıl hamilelik ekle 8,5. Ondan evvel 8 yıl ben eski sevgilimle görüştüm diyor. Ya kaç yaşında görüştün? Kundak'ta şey mi yaptılar? Ne yani, deniyordu ona? Dedik ya. Beşik kertmesi mi yani? Müge abla yani aklı dengesi yani düşünemez yani şey yapamaz yani pek sağlıklı bir şey değil yani. Babası evet. Da bu. İşte siz öyle dediniz. Sonra ben senin eşini buldum. Neredeymiş biliyor musunuz? Kıbrıs'taymış meğerse. Evet. Ondan sonra Kıbrıs'tan kalktı geldi. Şunun için geldi. Ben gayet aklım başımda demek için geldi. Artık bundan sonrası sizin iknağınıza kalmış. Ali Bey sizi şöyle alayım. Babası olarak evet. Ben eşlere karışamam yani. O herkesin kendi
kararı. Ama baba olarak kızınıza sarılıp ikna edebilirseniz tabii ki göreceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Alalım canım. Bir seni. Stüdyomuz. Konum da var, benim şeyim de var, canlı yayına katılacak şeylerim de var. Yani ben tamam, o çocuğun hakkında çok şüpheliyim. Kızınla bir kavuş. Çok şeyim yani. Telkin. Hava Hanım sen biraz şöyle geçer misin? Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş geldin Birsen. Ya ben bu yalan. Gel hoş geldin. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Akıl dengesi olmayan bir insan buraya kalkıp da nasıl gelir? Siz söyleyin bana. Anam bana da boyuna soru sormayın yani. Bildiğim yerden çıkıyor, bilmediğim yerden çıkıyor cevaplar. Sen önce bir babana sarıl, ben, boyuna herkes bana sarıl. Sarılmayacağım babana. Sen ne güzel bir kızsın böyle. Babanın ne suçu var? Ağlama kuzuya. Bak baban da ağlıyor bak. Herkes senin iyiliğin için geldi buraya. Ben iyiliğini mi düşünüyorum buraya gelmiş? Bu şekilde olmaz. İğne mi mükafat bu muydu? Ben ne yaptım baba sen biliyordun. Ben bilmiyorum. Biliyordum baba yalan söyleme. Ben neyini yalan söyledim? Ben her şeyi sizden yalanım. Dün canlı yayında. 2015 şeyde Mahmut'un eniştesi geldi beni istedi. Hayır Müge Hanım. Konuklarım da var. Canlı yayına katılacak. Ben güzel düğün yaptım. Ben gurbetteydim. Kaçarken bile haberim yoktu. Hayır kim? Diyor ki Mahmut'un eniştesi gelmiş istedim. Evet, yalan. Ben baba işte yalan söyleme. Baba yalan tanımıyorum. Tanımıyorum. Ben daha bu çocuğu daha görmüş değilim. Ha baba siz beni bu milletin içine yalancı çıkarma. Zaten sen... Ya sen niye hataların yalan söylüyorsun? Hataların çoğalıyor. Niye yalan söylüyorsun? Niye istemedi diyor. Ben yalan söylemiyorum kızım. Ben çocuğu tanımıyorum. Allah'ım Allah. Ben çevresinin tekin bir adam olmadığını öğrendim. Şimdi canlı yayına katılacak. Beni niye yalancı çıkarıyorsun bu kadar şeyin içinde? Ya demek ki şey yapmıyorsun baba al yapma şunu. Canım da Birsen'cim bir kızı 100 kişi ister bir kişi alır demiş atalarımız ya, yani. Ya Müge Hanım ben aslında öyle olmadı. Müge Hanım düğününe yaptılar. Hatta eşimle ben... 3 günde ya benim o şey başıma şey geldi. Ya sen otur. Diyorum, zorla bir güzellik olur mu burada? Ben... Ya babana bir merhaba deyin. Babanın ne günahı var ben anlamadım ki. Sen kaçmışsın Ali ile evlenmişsin 3 tane çocuk yapmışsın. Adam gelmiş seni arıyor şimdi bu adamın günahı ne? Ben ya. Düğününe yardımcı da oldum. Geldi kaçtı. Tanıklarım var. Konuşsunlar Müge Hanım. İzin de konuşsunlar. Sen gitmişsin. Ali'ye de kaçmışsın. Ya benim şöyle mamam geldi. Bütün tanığım var. Benim bir dakika. 12 yaşında da var. 12 o zaman, yaşında. Evet. Ben işte gidip beni işte televizyonda ben davalık oldum. Beni işte beni kurtarmaya kalktılar. Ben bağırdım imdat diye. Beni 2 kişi komşu kurtardı. Akraba komşumuz oluyor. İşte ben gidip de ben taciz eden kişiyi diyemedim bana taciz etti diye. Ben taciz gittim etti, benim adımı çıkan kişiyi şikayet ettim. O ayda tamam. Ben yine şey yaptım. Ben de şikayet ettiler geldim. İşte on tamam demiyorum. Da hatalarını niye böyle hep ben hep hatalarını kapatıyorum. Daha sen gelip milletin içine beni suçluyorsun. Benim suçum ne? Seni suçlamıyorum ben. Ve suçladın burada daha neyi suçlayacaksın? Baba sen tanımıyorum diyorum istemedim. Tanımıyorum diyorum. Çocuğu tanımıyorum daha görmemişim çocuğu. Baba Mahmut'u sen yalan söyleme. Tamam baba, madem Allah var yukarıda. Peki bir şey söyleyeceğim. Madem sen bu Mahmut'u çok sevdin. İstediler vermedin tamam mı? Evet. Sonra sen Ali ile sosyal medyadan burada tanışırsın. Burada da çok konuş hani. Tamam işte insan birini severken sosyal medyadan başkasıyla tanışır mı kızım? Ya işte ben işte o zaman da şey yaptığım için. Oyuncak mı? Hayat evde oyuncak şimdi birini mı? Seviyorsun ya o zaman açarsın bir Sezen Aksu şarkısı falan. Bu çocukların günahı ne peki abi? Dinlersin madem ya bizim zamanımızda Sezen Aksu vardı şimdi yani biz onu dinliyoruz hala. Bu düğünün... Şimdi, dur bir dakika bir. Şimdi o zaman bir şarkı dinlerdin falan. Ali'ye girip o zaman niye buldun sosyal medyadan hem Mahmut'u seviyordun da. Ya normalde o ben bulmadım, o beni bulmuştu. Ben de şu tamam, cahil... O, şimdi o beni bulamaz. Ben istemezsen beni kimse bulamaz. Aynen. Tamam sen madem Mahmut'u seviyordun, Ali ile niye sosyal medyadan tanıştın? Hadi söyle. Ha? Söyle. Ne? Ya o zaman işte... Bu da küçük, bu da tam şimdiliklik. He? 3 tane çocuk annesisin. Tamam sen de Ali'yi bulmuşsun, Ali ile evlenmişsin. Artık ne yapalım şimdi? 8 yıl önce ben de ona aşıktım. Oo! O zaman ben de 8 yıl evlilik yapayım, gideyim bir eski sevgilimi geri bulayım, ben de evleneyim, geride çocuk bırakayım. Böyle saçma dünya var mı? Yani herkesin eski sevgilisi olur. Şimdi olur, ne diyor insan? İlk aşkını son aşkı, son aşkını ilk aşkı sanırım. O zaman da başka sevgiline gidiyor o zaman, öyle bir saçma dünya var mı? Çocukların günahı, sütü, sünmeti, seni zeyre zıkkım eder. Onların gel sen sana... şöyle bir otur gel sen Havan'ın şuraya otur. Onların üstüne sen gül koklayamazsın. Yok sen orada otur Havan gel sen şu araya otur. Yok ben otur. Zehir olur sana. Ya hayır baban öteki tarafa otursun görelim, gel. Biz de senin yüzünü görelim biz ya de konuşalım. Oraya, oraya yaklaşmam ben. Ne olacak oraya yaklaşınca? Peki buraya ya bizim aramıza gel. Ya dün bana yazıyor yayın sonrası
Öleceğin günü bekle. Bu ne? Baban senden endişeleniyor. Öleceğin. Gel Şevki Hoca'nın yanına otur. Gel böyle. Sen de bana gel yazdın. Böyle. Müge Anlı'nın dediği gibi. Gel sen de otur Ali Bey'cim. Müge Anlı'nın dediği gibi itin duası kabul olsaydı gerçekten Gemit diye ağırdı diye bize söylüyor kendisi. Bizim aramıza. Tamam. Peşimden dua etmeyin diyor. Beni kurtarmaya çalışmayın diyor. Kendisi de senin lafını zannetsin bana söyledi. Ben şehit başkanlığı değil ki beni kurtaracaksınız. Ya bir sen ben neyden olmuş. Ben neyden kurtaracaksınız? Kendi Zeynep'e bir tane şehide bulunmuş ya. Mesajları var, kayıtları var ya. Daha görmedin değil mi? Şeyler de çıkacak az sonra, sabret. Ben de çocuğun detaylarını ben şimdi çıkaracağım meydana. Çıkacak yani. Çocuğun hatalarını, işlediği suçları da çıkaracağım ben bunu. Baba ben bitti. Senin boşa geldiniz buraya, senin bitti. Peşinden... Bitmeyecek. Sen bitti baba, bitmeyecek. Bitti. Senin peşinden aile, bitti. Senin peşinden niye düşüyor? Çocuk değilim ben. Senin aile peşinden niye düşüyor? Ben rahat etmem. Götürme de sen rahat etmem. Ben ya beni burada şu cenazemi çıkarır, götürür tabutla götürürsünüz. Ya da bitti. Ben seni götüreceğim bir şey. Zaten bitmesin ki bu adamı, kaç bakla ki. Ya beni burada cenazemi alır götürürsünüz. Ya tamam, cenazelere falan niye geliyoruz konuşmak varken yani, Allah Allah. Hani beynini güzel yıkamış. Ya Ali'yi istemiyor, sen Ali'yi istemiyorum evet, dersin. İstemiyorum. Ama bir haksızlık da yaptın ortada Ali'ye. Yani sana nasıl davrandı, kötü mü davrandı onları bilemem. Onları da ifade edebilirsin burada ama sakin sakin ifade edebilirsin. Ha bunlar yoksa Ali'ye bir haksızlık olduğu da kesin. Çünkü Ali'ye söylemeliydin o zaman. Ya ben seni istemiyorum. Kanunları var, kurumları var. Önce boşanmak istiyorum dersin. Önce senden ayrılmak istiyorum dersin. Üç tane çocuğun var, çocuklarının ne şekilde hayatlarını idame ettireceği konusunda bir plan yaparsın kocanla. Ondan sonra başkasıyla mı evleneceksin? Gideceksin, çalışacaksın, o çocuklarına mı bakacaksın, o çocuklara kim bakacak? Yani konuşulacak yok. Şeyler evet. Var bir tanem. Onları yapmadan gitmişsin sen. Sen şimdi niye Ali'yi istemiyorsun? Söyle bakayım bana. Ali ya seni yap, dövüyor mu, ne yapıyor? Ya dövmüyor da yapamıyorum Müge Hanım ben. Ha? Ya Ali'yle yapamıyorum ben. Ali'yle yani sürekli aklım şeyde olduğu için. Ya aklım ve yüreğim... Ben çocukları yani göremeyecek kadar kör oldum diyor. Ya bir saniye bak bir şey anlatıyor. Bak bir dinle bakalım, bir şey anlatıyor evet. Ya aklım yüreğim onda olduğu için Ali'yle yapamıyorum. Aklın Mahmut'ta. Yüreğim Mahmut'ta mı? La havlu ve la kuvveti illa billah. Peki siz hep görüşüyor musunuz Mahmut'la? Ya, görüşüyor muydunuz? Yok. Binde bir sürekli değil. Sen yani benim anladığım kadarıyla Ali'ye her kızdığında Mahmut'u mu arıyorsun? Nasıl? Yok. Çocuklarını ne yapacaksın? Hayır, ne yapmayı düşünüyorsun yani? Çocuklar şu an sistemde yanıma alamam zaten. Hı? He? Şu an sistemde yanıma alamam. Neden? Ya şu an belli bir düzenim yok benim. Mahmut peki siz Kıbrıs'ta, bir sen Kıbrıs'ta ne yapıyorsun? Düzeni hiç olmayacak. Ben bunu görüyorum, hiç düzenin olmayacak. Ya sen yanlış bir yoldasın. Hayır, Kıbrıs'ta yanlış ne bir yoldasın, yanlış. Sen o yanlıştan kurtarmaya gelmişsin buraya kadar. Üç gün, bir ay... Ondan sonra hadi. Çocuğum... Arkadaşlar bir saniye ya, ben bir konuşabilir miyim? Bir sen Kıbrıs'ta ne yapıyorsunuz? Ya Kıbrıs'ta biz normalde kaçmak için yani ortalıktan kaybolalım diye gittik. Ya tamam, nerede gidiyor? Kalıyorsunuz Kıbrıs'ta? Kıbrıs'ta akrabalar var, orada kalıyoruz. Ne kadar kalacaksınız akrabaların yanında? Belli bir süre. Çalışıyor mu Mahmut? Evet. Ne iş yapıyor? Şu an portakal kesim yapıyor. Kıbrıs'ta? Evet. Portakal topluyor? Evet. Yana bir şey sorabilir miyim? Benim tanıklarımın konuşmasını istiyorum. Bu olayın farkında değil. Bu beyni yıkanmış, beyni donmuş. Beynini iyi yıkatmışlar. Ben tanıklarımla konuşmadan, ben bu kızı görmeden, götürmeden gitmem kesinlikle. Ben hiç gitmem. Ya ölüm gider. Kızı götürmem lazım. Baba beni çünkü götüremezsin. Çünkü tanıklarımın yere konuşmasını istiyorum. Çevresinin kendine hakkında olan suçlamaları duymak istiyorum. Bütün madem bu olay bu aşamaya kadar geldi, temizlenmesi lazım. Bu kadar lekelendim yani. Babanın Mahmut hakkında, Mahmut hakkında çok iyi şeyler söylemiyorlar. Yani. Bunları duyunca fikrin değişecek mi? Onları hayır duymak istiyorum. Ha? Hayır. Müge Hanım. Ama mesela çok iyi demiyorlar yani. Ya her şeyi biliyorum, her şeyin ne olduğunu biliyorum ama ben inanmıyorum. İnanmıyor musun? İnanacaksın. Müge Hanım. Ve o kafayı geçir, o kafayı bırakın. Ben tamam, bir yere gitmiyorum. Beni buraya yayına çıkıp beni deli divane ettin ki ben bütün senin kızın öldü çoktan. Ben zaten... Sana divane etmedi kızım. Ya sus! Sen bilmiyorsun. Ben baban için geldim buraya. Sen düden ver. Ben senin baban için geldim buraya. Baban için. Çocuklarım yerinde ettin. Çocuklarım için geldim. Baban için geldim buraya. Tek tek konuşun. Şu an Ali konuşurken biriniz durun, biriniz konuşun. Ne olur. Sen buraya çıktın ki ben deli ettin. Sen kötü yola düşmüşsün. Bunu kurtarmak suç mu? Bir baba kızını kalıp da deli çıkarmaz.
Öyle akıllı yapmaz ki bunları. Hayır lan falan gelmiyor. Hayır bunlar akıllı yapmaz ki zaten. Kızım, akıllı insan zaten bu derece düşmezsin sen ki. Sen bugüne kadar kaç kere televizyon açtın? Sen canından can parçalarını silip dağıtmazsın ki. Arzu Hasan'la kaçtı. Kaç kere televizyon çıkıp da kızım benim sen kızım kaçtı. Sen Arzu'nun tınarına kurban ol. Abla kaç kere ayına çıkmışsın demişsin benim kızım derli. Benim kızım şöyle. Sen hangi baba evladın? Sen... Sen ona mı alındın? Hangi baba evladına benim kızım deli der? Sen bir şey bilmiyorsun. Kimse deli demedi senin hakkında. Saf dedik. Biz saf dedik. Bir çocuk var dedik. Bir sen... Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama senin de yaptığın normal mi kızım? Senin üç tane çocuğun var. Oyuncak çocuklarını aramıyorsun. Diyorsun ki verin yuvaya diyorsun. Çocuklarım dengesi bozuldu. 15 bir saniye. Ondan sonra gidiyorsun elin adamıyla Kıbrıs'a akrabalarının yanına. Mahmut hiç evlendi mi? Hayır. Neden? He? Evlenmedi. O neden evlenmedi? Ya o da işte birbirimizi seviyoruz, yapmış. Evlenemez, çevresi evlenemez yok. Evlenemez ki, dürüst değil çünkü. Dürüst değil, çevresi yok. 40 yaşına kadar bir şey, mükafat, şey olmamış. Bu yaştan sonra mı olacak? Evlenecek kimseyi mi bulamadı? Mukatı çok, sicili çok, hırsızlığı var. Her pisliği meydana çıkacak. Nasıl evlenecek bunu? Hangi kadın, seni dürüst bir kadın bunu kabul eder mi? Dürüst yani, dürüst bir helal süt emmiş. Bu adamı nasıl kabul edecek yani pekala? Seni, ne kocalık yapacak bu adam? Bu kişi senin yanına arvat diye mi aldı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Ama er ya da geç bunun farkına varacaksın. Ben yakınlarıyla konuşayım Müge Hanım. Ablalı kardeşleri bile diyor ki kadını kurtar diyor. Bu evet, çamurun içine girmeye girmiş. Yani şimdi amacım da birilerini buraya yere batırmak değil yani. Zaten ben ona soruyorum. O da biliyor. Konuşuyormuş ki. Evet. Biliyor neler yaşandığını. Mesela yani, kimi hamile bıraktı falan biliyor musun? Evet. Ve olayın tam şeyini de biliyorum nasıl olduğunu. Nasıl olmuş? Hı. Kızım hamilelik nasıl oluyor? Sen de üç yok, çocuk annesisin. Yok yani kişinin hamile kalıp da güya Mahmut'tan dediği de şekil yani. Öyle evet. Değilmiş aslında. İmkansız mı? Mahmut ne diyor benden değil İmkansız mi diyor? İmkansız mı? Şimdi kanıtını göstereceğim sana. Sen seyret. Daha neler olacak? Tamam da. Bu olay böyle bir üç çocuk. Sen yazıklar olsun bana sana. Vuruyor, sana vurmuyor, bana vuruyor, kimi, babaya vuruyor. Bir dakika, evlada kimi vurmuyor. Hamile bıraktığını biliyor musun? Evet. Kimi? Yeğeni. Ya Ebru oluyor. Abisinin kızı Müge Hanım. Abisinin kızı, öz ama, kazı. Ama o değilmiş aslında. Ha. Bak yavrum, abisinin kızı demek, amca demek ya. Heh. Tamam mı? Yani hukuken evlilik düşmez, dinen evlilik düşmez. Evlenilmez amca, dayı, teyze, hala. Şimdi sana da diyorlar ki sen kimin yanına gittin diyorlar. Yani sana böyle aklı başında değil demelerini tutup da sana burada zeka testine sokacak halimiz yok yani. Bütün bunları bile bile gittiğin için aklı başında değil diyorlar. Yol yakınken yaptığın hataları kabul edeyim. Baban 15 günden beri ne çekiyor? Bana beni boş ver. Babana acı bari. Babanın elinden tut evine kadar olur git. Olur mu kızım? Ben gitmiyorum. Beni ya boş ver. Neye kafasın eşin? Beni boş ver diyorum. Bak bir sen. Ali ile evliliğini sürdürmek git. İstemeyebilirsin. O senin aynen. Özgür irade, özgür karar. Benim yanıma ama, gel kızım. Ben bakarım sana. Benim baba, yanıma ben gel. Baba ben gelmem. Ben gitsen niye böyle yapıyorsun bari? Ben izin vermem bu aileye. Sana izin vermem. Adımız bu çocuğun bu olay bizi şey yapar, mahveder. Ben gitmem. Ben ne senle giderim ne onunla giderim. Ben gitmem. Benle gitme nereye zaten. Gideceğim? Babanın elinde tut da git diyorum sana. Ait olduğum yere giderim geri ben. Ait yerine olduğun yer orada değil. Bunun gözü büyülemiş Müge abla. Ait olduğun yer yanımız orada değil. Benim gözümde kim büyüleyecek? Ben hocası, bak karakola kendi kalkıyorum. Senin hocan bayağı kuvvetliymiş. O kişi bayağı siz, da tecrübeli. Senin hocan beni sen hocanın karşısında. Senin kardeşine bile taciz mesajı göndermiş. Hoşuna gittiysen, gönlün kaldıysa ben geleyim sen gel yerine demiş. Ya bunlar hep şey mi yapıyorsun? Senin kardeşine ne dediğinizde ikiniz aynı anda. Hayır kardeşi Zeynep'i de bir de ne? O kişi yazıyor ki gönlün kaldıysa ben de onun adına yazıyor o ya şey olsun diye bıraksınlar peşimizi diye. Sen gel yerine ben geleyim yerine diyor Zeynep kardeşine. Birsen'cim yani bu anlattıkları güzel şeyler değil. Bak baldızına da yani senin kız kardeşine Arzu de ama, bana abi deme ileride lazım olur falan demiş. Zeynep'le de konuşsun. Sen bunları nasıl kabul edeceksin? Abi deme demiş, ileride lazım olursun demiş. Bağlasın Zeynep'e söyle. Gözlerini aç artık. Hepimizi var ya çamurun içine sürdün. Hepimizi yerin dibine soktun soktun çıkarttın zaten. Pişmanlığından dön, yol yakınken babanın elinden tut evine ben git. Ben dönmüyorum, konuşma.
Konuşma. Buraya geldiğime de pişman etme beni. Ben zaten senin buraya baban için geldim. Zaten buraya ki. Çocuklar için geldim zaten buraya ki. Ben 8 yıl evlilik yaşayacağım. Çocuklar için geldiyse niye beni çağırıyorsun? Aklım sevgilimde kalacak. Hoppa ben gidiyorum. Çocuklar için sevgili beni niye çağırıyorsun buraya? Çocuklar o zaman niye yaptın? Niye arıyorsun beni? Çocukları niye yaptın o zaman? Niye? Niye beni kandırdın? Benim gururum yok mu? Benim şerefim yok mu? Benim namusum yok mu? Senin namusun o kadar basit mi sanıyorsun kendi namusunu benim namusumu? Senin aklını çelmişler, aklın gitmiş. Senin aklın da var zaten. Aynen bak var. Var sayemize zaten ki var. Bunları yapmaz akıllı bir insan. Beni boş ver diyorum, babanı dinliyorum sana. Kardeşin Arzu'yu da konuş, onu dinle. Halanla bir konuş, onu dinle. Ya ben kimseyi istemiyorum, daha ne kafasını yaşıyorsun sen? Kimseyi istemez çünkü neden? Hatanın içinde düştüğünün farkında değilsin daha, o yüzden istemiyorsun. Düştüğünde anlarsın, istersin o zaman. Kızım sen bir çamurun içindesin. Ya seni çıkarak. Baba niye istemiyorum ben, istemiyorum. Niye 15 gündür ailenden birine sesli olarak bir konuşamıyorsun? Bir o ailede artık huzursuz, ben rahat duramam. Niye konuşamıyorsun? Ben rahat duramam, ben onlara rahat niye? Değilim. Sen niye konuşamıyorsun ailenle birine? Niye? Konuşamazsın çünkü, çamurun içindesin çünkü. Çamurun içindesin çünkü. Telefon benim elimde, kendisi işte. Niye konuşamayacağım, istemem, açarım, alo derim. Sen niye ailenle konuşamıyorsun? Konuşmazlar ki, çünkü çamurun içindesin. Sen konuşamazsın. Uzak bırak, bırak bize peri masallarını anlatmaya. Hikayeyi anlatma bize. Düşmüşsün çamurun içine, sıkılıyorsun. Hikayeni gitmişsin, yayın dışında yazmışsın, gelip burada okuyorsun. Ben doğrularla geldim buraya. Ha, Allah hikaye, aşkına hikaye. Anında açık. Ben peki, senin gibi sen, ihanet etmedim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Duramı aldatmadım. Peki bu çocukların babası ki? Babası Ali. Onları da araştıracağız. Tamam. Babası kendisi. Tamam ama sen diyorsun ki ben 8 yıldır konuşuyorum ya diyorsun. Ya ben telefonda görüşme sağlarım normalde. Ben o şey öyle kaptan yan yana götüremedim. Tek kendisi babası. Eğer baba şeyde de eğer babası çıkarsa zaten ben direkt dava açacağım. İftira attığına dair çocuklar. Yok sana de bir şey söylemiyor ki ben söylüyorum. Rahatlarım ben ki. Sen kendin söyledin. Ben 8 yıl ben telefon görüşmüştüm. Hayır diyorsun ki ben evlendiğimden beri onunla bağlamadım dedin. Tamam, tamam, dedin. Tamam ne çabuk böyle değiştin ya. Ne çabuk bu kadar değiştin sen? Değişmedim ben. Sadece ben dün görüşme salon dediğimde yayın kesildi. Çıkartıcı olacakmış. Hı. Demek normalde ki akılla geliyor. Akılla geliyor. Tamam peki Birsen'cim. Bu kadar diyorsun ki ben aklı başında biriyim. Bak ben Kıbrıs'a gidiyorum. Kıbrıs'tan geri geldim. Bu arada orada bir teşekkürüm vardır. Neyse onu da şey yapayım da. Havaalanı polisi Cahit Özemre'ye çok teşekkür ediyorum. Bizim de programımızın takipçisiymiş. Çok yardımcı oldu gerçekten. Çok sağ olun Cahit Bey. Peki sen niye o zaman 3 tane çocuk yaptın? Hani daha sen 24 yaşındasın. Niye arka arkaya 3 tane çocuk yaptın ya? Madem başkasını seviyordun. Bir tane yaptın, Allah bağışlasın, korunsaydın. Baktın eski aşkını da unutamıyorsun. Niye arka arkaya 2 tane daha çocuk? Bir tanesi bebek, 2 yaşında. Anne diyecek daha, anne demesini bilmiyor daha. Eğitim istiyor, anne şefkat istiyor. Anne sevgisi istiyor. Ha, niye yaptın bana cevabını versin. Bir kişi için. Ya ben evlendikten sonra bir süre sonra eve kaçtım. Babam gününün evine işte, geri Mahmut'la olayım diye. Ondan sonra işte bunlar tekrar geldi. Ben de 16 yaşında bir şey bilmiyorum. Geri tekrar eşime döndüm. 16 yaşında değilsin, yalan söyleme bir kere. Ne 16 yaşındasın? 17 yaşında gün almışsın. 16 yaşında diye yalan söyleme burada. Müge Hanım, ben 99 doğumluyum. 1999. 2006'da evlendim, siz hesap edin. Tamam pekala, onu biliyorum. Niye peşine kaçtın? O zaman devlet niye bize imza verdi? Sen niye diyorsun babam beni zorla kaçırdı, evlendirdi, baskın altına evlendirdi diyorsun? Zorla kaçırdı demedim ben. Sen konuştun burada. Yalan söyleme şimdi. Konuştun burada sen? Dün baskın altına beni evlendirdi baban dedi. Babam. Müge Hanım da... Hayır tamam. İlk çocuktan sonra mı babana kaçtın? Ya çocuktan sonra önce normal babamın eve gitmiştim ben. Çocuktan eve? Evet, Mahmut'un tamam, bitti olayım diye. Tamam sonra çocuk oldu. Ondan... Allah da doğana uzun ömürler versin. Lafım yok yani de. Uzun ömürler versin i̇şte, onlara da. Tamam ilkini yaptın. Tamam ya. Artık gidiyorsun hastane biliyorsun falan filan. Niye diğer ikisini de yaptın madem sevmiyordun adamı? Ben bunu hiç anlayamadım. Ya diğer ikisi şöyle oldu. Ben işte çocuk doğduktan sonra işte Mahmut'la bir de beraber boşanıp şey, çocuk şu olsun diye. Mahmut'la beraber olmak istedim. Tamam. Eşim beni yakaladı, meşrezlarımı yakaladı, beni vurdu. Ben hastanelik oldum. Olduktan sonra tekrar... Hastanelik mi oldun? Niye darp aramadın o zaman? Ben sana bir kere vursaydım, sen beni yedi düvene rezil ederdin. Beni vurdun, ben de onda ilaç aldım. Ben sana hiç kıyamadım, vuramadım. Ya bana hikaye anlatma. Onun üstüce batıyorsun bir sen. Onun üstüce batıyorsun, yani ortalık istiyorsun. Buradaki insanları... Ya bir sus da söyleyeyim, sus, sesini kes. Baksana ağzı da papuç gibi maşallah. Ya Müge Hanım ben dilerseniz... Bir dakika uyutamadın kadın burada herkes... Ben işte bir yaş çocuğum oldu ya. Olduktan sonra ben Mahmut'la meşgulaştım. Onda eşim beni yakaladı. İşte beni vurdu, ben de onda ilaç attım. Attıktan sonra... İntihar girişiminde evet, bulundu. Evet. Bana vurdu. Meşgulaştık akınca bana vurdu. Ben intihar girişiminde bulundum. Ve bir süre sonra ben hamile kaldım eşimden. Aradan işte çocuk i̇ntihar, doğdu. 6 aylık oldu şey ben 3. yakaladım hamile. Müge Hanım yalan söylüyor. İntihar gibi bir şey yok. İntihar gibi bir şey olsa devletin polisi
makamı oraya gider, ilgilenir. Yalan söylüyor. Neden ya, ailesinin haberi yok? Yani koskoca poliste bir evraklar olur, bilgiler olur değil mi? İyi. Niye ailen haber vermedi o zaman? Doğunca falan senin aşkın küllenmedi mi yani? Artık hani yeni bebeğimiz var, evim var. Yürek ne gezdi? Üç tane küçücük çocuk. Hayır, ilk çocuk doğdu ya, artık böyle hani evliliğin var. Artık gitmedi mi, aşkın küllenmedi mi? Hangi yüzde sen bunlara anne şey diyecek, sabah bir gün bunlara anne diyecek, çocuğum diyeceksin. Ne yüzle diyeceksin pekala? Siliyorsun hemen bir dakikada. Bunlar büyümeyecek mi? Anneye sormayacaklar mı? Annem nerede demeyecekler mi? Annem beni böyle yaptı, başkasına şey oldu. Mukatip olan bir adamla kaçtı. Sen bunların hesabını yapmadın herhalde. Bunlar sana da söylenmedi daha. O da neden yaptı biliyor musun Müge Hanım? Eğitmemişler onları. Mesajlaşmada bunun bilezikleri var. Çünkü babası doğrular söylemedi. Altı tala almıştı. Mesajlaşmada bilezikleri getir giyelim diye mesaj atmıştı. Yalansa yalan desin. Doğrular Mahmut söylemiyorlar. Mahmut mu diye? Sana. Doğrular evet, söylemiyorlar. Diyor. Yanlış bir tane tokat oldu. Attım gitti. Hak etti. O zaman da yani. Gel sana bilezikleri getir giyelim mi dedi Mahmut? Ya yok, onu ben şakasına, ben kendi telefonu kendi yazdım. Şakasına makasına. Benim altımda şaka yapacaksın. Şakasına yazmış. Öyle bir kaçma kişiyle. Saçma, çok saçma konuşma ya. O zaman konuştukça batıyorsun. Bir ara verelim de bir düşünsün bakalım. Konuştukça batıyorsun sen. Düşündün mü bir sen? Aynı benim galiba. Bir ayda geçse, 10 günde geçse aynı. Ne aynı? Yani geri gideceğim. Oldum, geldiğim yere. Gel, Mahmut'un yanına yani. Evet. Peki, Mahmut Babat'ta telefon attığımızda bir senin gitmek istediği kişi. Mahmut Bey, günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, sizin de bir sene söylemek istedikleriniz varmış. Benim konuşmam şudur, yani ben de bu çorbada benim de bir tuzum bulunmasını istiyorum. Hangi çorbada? Şimdi ben bir sene konuşacağım. Tamam. Yok, bir sene. Söyle. Bak, baştan beri biz bunu yanlış yaptık. Ben de eve giderim. Ne şey yaparım, tamam? Geç. Bir Mahmut'la konuşsana. Bir dakika, otur yerine de senin aydınlığa kavuştur. Ya bizim şu dinle mikrofonlardan bakalım, ne istiyorsunuz kardeşim? Çok hassas bekle. Cihazlar bunlar ya, lütfen ya. Allah Allah. Mikrofonu günah ne, ben anlamıyorum ki yani. Bir şeyler var bundan. Yavuz Bey izliyorsa şimdi diyecek, gere bir mikrofon. Ters konuşuyor. Allah Allah. Buradan sevgili Yavuz Nart'a selamlar, sevgiler. Dur bakalım bir dinle, ne diyor Mahmut? Dinle bakalım, evet, Mahmut. Gerekçesi ne bir öyle? Sen de görüşünü söyle, bir konuşun. Efendim Mahmut Bey, buyurun. Ben bu bir seni zorla kaçırmadım. Dedim. Bir sen kendi dedim. Geldi yanıma. Tamam. Hatta kendi ısrarladı, dedi gel dedi, ben yanına geleceğim dedi, seni görmeye geleceğim dedi. Doğru, hepsi yanıma doğru. Yanıma geldi. Yazan da benim, çağıran da benim. Siz yok beynini yıkadı, yok beynini suladı. Hepsini ben yaptım. Tamam, sonra Mahmut Bey. Geldi yanıma, oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Kola falan bir şeyler yedik, içtik. Sonra bunu arabaya koydum. Gitmedi. Dedi ben gidersem dedi, ben de şurada kalırım dedi. Beni öldürürler şöyle böyle dedi. Ben de artık çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmedim. Şimdi yanımda kaldı. Yani böyle olmasını istemiyordum yani. Peki şu an ne istiyorsun? O senin yanına gelmek istiyor. Tamam, ben de seviyorum kendisini. Ben de seviyorum ama şimdi ailesiz beni istemiyor. Ben ne yapayım? Ailesi beni istemiyor yani. Ben de seviyorum kendisini. Bir sen evli tabii kardeşim. Seni nasıl istesin ki? Evli barklı çoluk çocuğu, üç çocuk sahibi, anne veya ve kadın. Sözüm ona anne, sözüm ona da evli kadın. Yani buradan senin yanına gelmek istiyor Mahmut. Sen ne diyorsun? Ben istemiyorum. Ailesi zaten razı değil. Ben de istemiyorum yani. Gelmesin. Ya benim bundan sonra ne seninle evine gelirim, ne de o adamla evine gelirim. Kaldım, sokakta yaşarım. Bir koymayalım, geberirim, gerekmem. Konuş, zarar verme kulakla.
Yok. Sakin ol. Madem benim iyiliğimi değil kötülüğümü istiyorsunuz, bundan sonra tamam bitti. Kimse evladın kötülüğünü istemez kızım. Baba konuşma istiyor işte, sen elinle buna konuşuyor. Arkadan hala o zıkkı polası kardeşlerinin aklından konuşuyor benimle. Sen dünyaya çıkmışsın, ben bu adamı görmemişim, yok tanımamışım diye. Üç çocuğun var, bir şey bilmiyorum, üç çocuğun var çocuğun. Çocukların büyüyecek. Nasıl söyle? Ne diyecek? Yok, hafta yayında yalan konuşuyor, ben yok tanımadım, tamam, yok görmedim. Tamam, kocanı istemiyor musun? O adam gelip söylemedi, çayını içmiş adam. Ben sana yardımcı olacağım, benim yanıma gel. Sana etme yardım. Sana gelecek yardım, ben Allah'tan gelsin. Buna, sen şimdi kızacaksan mı? Bunun bir tedaviye ihtiyacı var. Babana niye kafayı yemiş bu. Kafayı yemiş, tedavi ihtiyacı var. Baba evladının kötü olması ister mi hiç? Çocukların orada sefil kaldı, rezil kaldı. Hiç mi gözünde tütmedi? Hiç mi burnunda sen şimdi sanıyorsun ki güle oynuyor. Ben senin eline takılıp da çocukların yanına mı gideceğim? Gelme. Heh. Ama o, bu adamdan da kurtul, gelme. Adam sen seni istemiyor. Bu kadar nankörsüz, yüzsüz isyan olmasın ki. Babanın kucağın babanın ocağında dur. Çocukların al başında dur. Ben bir yere gitmiyorum. Gitme o kafaya. Sen zaten, zaten gidecek yerin kalmamış ki. Sen aynen. En son gidecek yerin zaten. Gelecek, gelmiyor, kazanır. Sen en son gideceksin ya zaten hastane oldu. Adam, kafayı tamam, yemişsin. Hata olabilir. Yine de ben gözleri kızıma sahip çıkanım. Baba yani. Çık babana sahip. Senin kızın yok, bitti artık. Senin kızın öldü. Bundan sen bu yayına girdin ya. O köye kendini rezil ettin ya. Senin kızın öldü. Bunun aklına. Ama sen beni rezil ettin. Annesini aklına uyup da geldin ya sen bu yayına. Sen beni burada, buralara kadar ben, getirdin. Tabii, sen. Öyle oldu tabii. Benim çocuklarımı kim düşünecek? Tabii. Sen niye baştan evlendin? Sen burada beni karaladın. Bunların aklına uyup, yayına girdin. Peki öyle bir şey yapacaksın. Çocukları niye getirdin dünyaya? Sen evde da oturuyordun da seni aramaya gelmediler ki kızım, sen gitmişsin. Nerede yaşıyordunuz siz? Müge Hanım ben kaçarken yoktum ya. Yalan nerede, hangi şey, ilde? Yalan. 30 kilometre bir arada mesafe var. Hangi ilde yaşıyordunuz? Türkoğlu ilçesinde. Kahram. Türkoğlu ilçesinde. Kahramanmaraş Türkoğlu tamam, ilçesinde. Tamam sen Maraş'tan gitmişsin Kıbrıs'a. Seni aramasınlar mı? Sen evde oturuyordun, o da bayramı düğün edecektim. Davul zurna çalacak. Yeserciğim bir şey söyleyeceğim. Babanın suçu ne? Şimdi babanla ne alakası var konunun? Sen Mahmut'la konuş. Müjgan Hanım baştan beri de beni karaladı. Zaten bütün milletin yönünde beni hep yalan yalanlarla beni şey yaptı. Hataların farkına varamıyor. Böyle yaptıkça zaten çıkamayacaksın. Sen anlayacak burada. Ama yarın anlar. Ama üç gün sonra anlar, anlayacak bunu. Mahmut diyor gelmesin diye. Sen şimdi Kıbrıs'a gitmem. Ama babamla da gitmem. Kimse beni sonra da götüremez. Tamam çocuklarım yanına git. Çocuklarım yanına git. Nereye gideceksin? Nereye? Üçüncü bir kabın var mı? Gidecek yerim de yok. Atacak yerim de yok. Gitmem. Kızım baban senin için gelmiş buraya. Senin derdin Ali ile Mahmut'la. Babanın zavallını günahı var. Babanın sarılıp elini öpmen lazım yine baba olarak. Sana sahip çıkıyor. Yok. Benim iyiliğimi de yapan bunu yapmaz mı zamanında? Bir rahat. Yok ben gitmek istemiyorum. Babanın ne günahı var adamcağızın? Senin çocuklarına yazdın. Baba bütün yaptıklarına rağmen, bütün rezaletlerine rağmen babalık gösteriyor yine. Aynen öyle. Abi kaçarken bile benim haberim yoktu. Ben gurbetteydim. Benim bir şeyle haberim bile yoktu. Aa yanı karşımda. Yüksek edersen çıkamazsın. İleri gider bu. Aşamaya gider. Bunun mahkemesi var, davası var. Sonucunun sonu. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Sen aklın yetmiyor. Geniş düşünemiyorsun sen. Sen geniş düşünemiyorsun. Kızım böyle yapma. Böyle sen yapmamla bir yere varamazsın. Aklını başında deşir. Biraz kendini şey yap. Kendine gel. Ailen zaten sana yardımcı olacak. Dayıların, teyzelerin. Elbistan'da. Kardeşim bile sana ulaşmak istiyor kardeşim. Köylerde sana ev tutacaklar. Kendi köyünüzde. Yine ne oldu bunun mikrofonuna ya? Ev tutacaklar ailen. Sen o mikrofonu elle herkes mi? Herkes seni merak ediyor ya. Herkes seni düşünüyor. Herkes yanlışsa sen mi doğrusun? Ayıp ya. 500 tane insan kendini haksız buluyor, daha karşısında savunuyor. Bak ben sana demiştim ki, sen demiştin madem bu Mahmut'u seviyordun başta, niye Mahmut'la gitmedin dedim. Sen de dedin ki, Mahmut beni yarı yolda bıraktı dedin. Evet. Farkında mısın? Yine yarı yolda bıraktı. Korkuyor çünkü Öbür Hanım. Korkuyor, bunlar da istemiyor. Korkup da ne yapacak hayatım? Bunlar da gayet sakin. Korsa zaten seni kaçırmazdı ki. O... Ya o beni ka-
yanaşırmadı. Duymadın mı? O ben insanın gittim, karakteri ben, olsaydı, o insanın karakteri olsaydı evli bir kadına yanaşmazdı zaten. Onda insanlık duygusu yok. İnsanlık şerefati beni yok. Beni niye kaçırsın kapta? Sen de beyin olmadığı için kaçırıyor. İnsancığım bak, sağlıklı erkekler kimsenin karısına göz koymaz. Neden biliyor aynen musun? Onun karakteri çünkü zaten onlar da evlenecek ya. Senin de karakterin hani yok. Ben mesela bu erkek dünyasındaki bu kuralı seviyorum. Çünkü o zaman herkesin karısı var. O zaman yani başkasının karısına bakmayacaksa ki senin de karına kimse göz koymasın. Heh. O yüzden normal, düzgün, ahlaklı, edepli erkekler başkasının karısına, arkadaşının karısına falan. Mesela çok ayıptır ya mesela arkadaşının karısına dönüp bakmak. Evine geldiğin bir insanın karısına, kızına bakmak. E neden? Çünkü o zaman ne yapacağız yani? Herkes böyle mi yaşasın, karısını böyle kapasın falan mı? Ayrıca şu mantık vardı. Şimdi o yüzden başka adamdan kaçıp bana gelen bir kadın benim karım olduğu andan itibaren başka bir adama tekrar kaçma riski taşıyacağı heh için ben o kadına güvenmem. Evet. O evet kadını hayatıma almam. Evet. Eş olarak kabul etmem. Bu böyledir. Mahmut yani akıllı insanlar böyle yapar yani. O yüzden bir tanem bak senin de 3 tane çocuğun var, bir de yaşın da çok küçük. Sen bak benim akıl sağlığım yerinde, bana bunlar aptal diyorlar ama ben iyiyim diye gelmedin mi buraya? E şimdi ama 5 yaşında çocuk gibi davranıyorsun. Ben Müge Hanım gitmem babamla. Ben babam zamanında beni bu hale getiren o adamdı zaten. Her şey haberi var, yayından çıkıyor, ben diyor tanımıyorum, yok diyor. Geldi o adam yanımıza çay içtik. Ablasın sonra diğer kardeşleri geldi çay içti. Ya Mahmut, çayı boş ver. Aileni düşün, aileni. İnanıyorum. Yavrularını düşün, yavrularını. Aileni düşün, çayı boş ver. Eniştesi geldi Müge Hanım. Siz istediniz mi gidip bir sene ailesinden? Müge Hanım söz istiyorum. Ben de veriyorum. İstediniz mi diye soruyorum. Ben bu şahsı bile görmemişim. Tanımıyorum. Bir dakika, istediniz mi gidip bir sene ailesinden? Mahmut Bey. Mahmut Bey konuş. Söz istiyordum. Ben bu çocukların günahına girmek istemiyorum. Abalını almak istemiyorum. Zaten ben defalarca bir sene dedim ki ne bu iş olmaz dedim. Tamam madem sen beni seviyorsun boşanmanı yap, yine seni kabullendiririm dedim. Kendisi geldi başıma kaldı yani. Bak daha ne desin hani başıma ben kaldı diyor. Tamam sen zamanında Mahmutcuğum duyuyor musun beni canım benim? Efendim duyuyorum. Sen istedin mi zamanında bir seni babasından? Bekarken evet birbirimizi seviyorduk. Tamam. Babası hatta ki gözümün önünde bir seni dövdü, kardeşi beni tehdit etti. Siz gittiniz, siz gittiniz. Allah'ın emri, annem baban gitti. İstedi mi bir seni? Eniştesi istedi. Hayır, benim eniştem lafını etmişti ama vermediler. Kime hı lafını etti? Babasına demiş. Babasına demiş. Tamam, babası da olmaz evet mı demiş? Olmaz demiş. Hatta bir sen bize geldiği zaman bir seni dövüyordu. Gözümün önünde dövüyorlardı. Bir senin kardeşi o da beni tehdit etti dedi. Bir seden uzak dur dedi. Bir sen o zaman da mı ben sizin eviniz? Durdum. Sizin evinize mi kaçıyordu bir sen o zaman da? Yok kaçmıyordum. Yani normal ablası orada, bizim orada çobanlık yapardı. Ben de oraya giderdim oturmaya. Tam baban da gitmiyordu. Ben bir şey sorabilir miyim? Yani yine ben de bu çevreyi tanıdım. Daha solu da gördüm. Çevrenin ne olduğunu ama de ki niye ben istemedim? Çevreyi öğrendim, her şeyi öğrendim. Bana söylediler, söylentiler benim kulağıma pek canlı gelmedi. Ben yani benim aile tarafım, benim anne tarafı Elbistanlı. Ben Pazarcıklıyım, hanımın tarafı Elbistanlı. Bu evlilik olmaz dedi. Çünkü bu ailenin bütün şeylerini millet duymuş. Yani ne olduklarını tabii bir öğrendiler. Şimdi ben kalkıp verebilir miyim abi? Siz olsanız verir miydiniz? Çevresini örüp öğrenip de evladınızı ateşe atar mıydınız? Tabii şimdi bunu söylediği de yalan söylüyor. Beni de görmemiş. Daha da görmemişim. Eniştesi gör. Yalan söylüyorum. Baba sen yalan söylüyorsun. Kızım da yalan söylüyor, kızım da benim yalan söylüyorsun. Ha ben, bakın. Ben kızıma ben derseniz. Kızım bilirim. Ben çünkü niye kızıyorum? Tamam bu ailede ne işi var diyorum. Bakın bir dakika iyi derseniz. Şimdi bundan 8 yıl önce eniştesi demiş ki evlendirelim. Bunlar da hayır demiş. Şimdi bunun üzerinden zaman geçmiş. Sen de gitmişsin Ali'ye kaçmışsın. Ali'den 3 tane çocuk yapmışsın. Artık zaman geçmiş. Adam da diyor ki ben bak o elin adamı. Diyor ki ben 3 çocuğun günahına girmek istemiyorum. Buyur. Günahına girmek istemiyorum dediği çocuklar senin çocukların. Senin çocuklarına karşı bir annelik şeyin var mı duygun? He?
Yani öyle anneleri gibi hissediyor musun? Birsen. Hissediyorum Müge Hanım. Ama ben gitmem. Ben de babamla giderim, de başka şey gitmem. Tamam, ben şimdi burada dün söyledim söyleyeceğimi. Tamam, nereye gitmek istiyorsun? Gidecek yerim yok benim artık bundan sonra. Ne yapacağım? Kadın yapma öyle. Baba benimle konuşma. Hayır, ne yapacağım? Nereye gideyim? Sana pişman oldum demiyoruz. Hatanın içine düştüğünü biliyoruz. Ya ben hatamdan vazgeçiyorum. Ben bir hata düştüm. Onu bir kere konuşma. Çocuklar, o sesini kes. O çocuklar hata mıydı o zaman? Bana kaçman hata mıydı? Benim canımı yakman hata mıydı o zaman? Nereye gitmeyi düşünüyorsun yavrum sen? Bari en azından gideceğin yerin güvenli olduğunu bilelim ki biz de ona göre destek olun. Sokakta kalacağım. He? Oğlum etme, eyleme. Seni bekliyorlar. Annen seni bekliyor, herkes seni bekliyor. Ben kimse istemiyorum baba. Geç onları. Annenle ya sen konuşsa... nereye gideceksin kadın, bir söyle ki. Bir yere gitmedim, sen bir yanıma da gelmeyeceksin. Sana bir yer tutar. Herkes seni istiyor. Ben istemiyorum. Herkes seni istiyor. Bir köy istiyor seni. Millet hep seni merak ediyor. Ben de istersen evcilik yapma. Ben de istersen evcilik yapma ama. Ama sen şimdi biraz... Ben şimdi sen biraz fevri davranıyorsun herhalde. Ben dedim size Müge abla. Biraz üzgün ve fevri mi davranıyorsun? Şimdi buradan çıktığında nereye gideceğim? Buradan beni bıraksın, evin yolunu bulamam. Nereye gideceksin? Sen nereye gideceksin buradan çıkıp yavrum? Yani şu halinden utanmıyor musun hiç? O kadar insan nasihat veriyor, fikir veriyor, akıl veriyor. Hiç utanmıyor musun şu halinden? Ya çıkartmayı gidebilir, kıracaktın. Ya otur oturduğun yerde de bir çözüm yolu bulalım. Senin istikbalini düşünüyor herkes. Yazık. Bir halt ayaklamışsın. Bir takım yanlış yollara gitmişsin. Ama bu yollardan sonrası daha berbat. Daha berbat yollara gitmişsin. Sen önünü göremiyorsun. Ha? Önünü göremiyorsun. Ama bugüne kadar sizin beni ezberiniz zaten. Siz beni ezberiniz burada. Seni sevdiğine mi böyle şey yapıyorsun? Ama seni kimse ezmek, sana hiç kötü bir şey söylemedi. Davrandık mı biz hiç kıza kötü açmışız? Beni zor durduk şey yapma kadın. Ben ezersinizsiniz zaten. Yok haladır, yok amcadır. Hepsi siz ezersiniz beni. Kadın kimse sana bir şey diyemez. Diyen beni karşına alır. Kimse sana bir şey diyemez. Herkes hata yapabilir. Ama o hatada o hatayı düzeltmen. Ya sen sana şimdi gönül düzelecek. Ben gönül düzeleceğim. Ben düzeltirim. Gider düzeltecek. Düzeltirim. Babama güven. Bir hafta sonra kaçıp geri gayrıya gitmeyeceğim bir ben düzeltirim. Geri gireceğim. Tamam sen Ali'ye mi gitmek istiyorsun? Hayır, sen beni dinle, bak bana bir. Ama bak sen gözümün içine bakarak bırak onu da bir kız elinden. Aa. Bak bende olsa şimdi bir terlik de benim astigmatım var, tutturamıyorum. Yaklaştır ağzını. Dinle beni. Ali'ye dönmek istemiyorsan Ali de tamam diyor zaten. Tamam diyor zaten ben. Dayı sen nerede tutacak yani? Elbistan'da? Elbistan'da dayı sen nerede tutacak? Yani bu kadar... ...yanlarına, kuzenlerin, sevgi, aşkın... Bu kadar nefret edecek kadar yani sana ne yaptı? Her türlü yardımcı olacaklar sana. Her türlü yardımcı olacaklar. Tek senin iyiliğin için. Sen düşündükleri için. Bak, elindeki kıymetinle, bak baban doğru yapmış. Seni her sıkıştığında bırakan Mahmut'la evlenmeni istememiş. Demek ki adam doğruyu görmüş. Mahmut eğer seni sevse 8 yıl önce de 8 yıl sonra da senin arkanda dururdu aslanlar gibi. Ama durmuyor. Demek ki baban doğru yapmış. Alet etmiş. Burada her ne kadar Rami Bey dünya tersine dönmüş dese de ben de ona çok katılıyorum. Burada evlendiğin Ali gel gene tamam evliliğimiz sürmesin ama çocuklarının bir de şöyle bir şey var. Biz belki bu adamlara karılarına geri dön diyorlar diye kızıyoruz, aynen, eleştiriyoruz ama bak şunu da unutuyoruz. Burada kaç kız kaç erkek seni? Ben ne yapayım? Ben 6. Hayır senin çocuklar. 3 erkek, hepsi de 3 erkek. 3 şimdi 3 tane erkek çocuğu. Adam da 3 tane erkek bilmiyor. Çocuğunun annesini barda pavyonda bırakmak istemiyor. O çocuklar da ileride büyüdükleri zaman seni nerede arasınlar, bulsunlar? Biraz da şimdi ben sevgili seyircilerime de seslenmek istiyorum. Diyorlar ki mesela erkekler çağırıyor. Ben anlamıyorum nasıl çağırdıklarını falan ama hani gel babanın yanında dur, sahip çıksınlar falan demekte çok haklı görüyorum. Ortada çocuklar var. Aynen. O çocuklar büyüdüğü zaman demeyecekler mi ona senin annen orada, senin bilmem ne burada? Zaten biz ailemize sahip çıkalım diye geldik buraya. Yuvamızda bozulmasın diye geldik. Evet. Ben de dolmuyorsa ailesinin yanında olsun. Bunların kanunu var, kurumları siz var. Siz beni kurtarmaya, siz beni batırmaya geldiniz buraya, batırmaya. Böyle basit mi konuşuyorsun? Sen şimdi sevgilin seni bıraktı diye bunlara kızıyor bu şimdi. Aynen öyle oluyor. Sen onlara kızana kadar Mahmud'a iki laf söyleseydin. Ona niye kızmadın?
Sence Mahmut güvenilir bir insan profili mi gösteriyor şu anda? Güvenebilir misin Mahmut'a? Kardeşine öyle yapmış. Bir daha kaçsan gitsen Mahmut'a. Mahmut'un sana sahip çıkacağını düşünüyor musun? Bir de daha ne desin? Kötü bir laf ama üzerime kaldı diyor. Ben geri dön dedim diyor. Hayır dönmeyeceğim dedi diyor. Üzerime kaldı diyor. Ben istemedim ki diyor kaçırmak diyor. Bilsen sen niye gerçeklerle yüzleşmiyorsun? Aa. Keşke şurada bir makine olsa böyle geçerken kadın, böyle sarsa. Her şeyi unut. Demek ki içgüdüsel olarak insan kadın sarsmak istiyor ya, bir şey olacağını düşünüyor. Gel. Belki de iyi geliyor. Bu adam var geç. Ben de kızımı kollarımı arasına aldım. Kızımı direkt gidim. Çocukların yanına git. Gitmem baba. Nereye gidim? Nereye? Benim yanımda kal. Yanına git. Çocuklar nerede? Benim yanımda kal. Benim yanımda kal. Yine of. Benim yanımda kal. Benim yanımda kalma. Sana yer değil. Hayır hayır. Sana yer de yazdırırım. Çocukları istiyorsan yanına al. Yok. Peki çocuklarla kendin birlikte dinlen. Olmak istiyor musun? Kendin bir iki ay dinlen babanın evinde, teyzenin evinde. Kendine çocuklarla gel. Birlikte olmak istiyor musun? Evet. İstiyorsun. Şimdi bak akıllı insan kendi geleceğini hem güven ortamı içerisinde hem mutlu olacağı şekilde planlayan insandır. Tamam mı? Abi bir sıra diyeceksin. Şimdi bir geleceğini planlamak için bir şey yapman gerekiyor. Ne istediğini düşün. Çocuklarını istiyor musun? Ben buna sorduğum geleceğim yok ki. Olsun. Nasıl geleceğim? Senin geleceğin Mahmut muydu Allah'ın aşkına ya? Ben üç tane çocuk doğururken geleceğin Mahmut'sa o zaman o çocukları niye doğurdun? Ali'ye kaçtığın günün ertesi günü Mahmut'a kaçsaydın. Bari hiç değilse çocuklarını annesiz bırakmazdın. Baban olmaz. Kabul ettiğine göre çocukları da kabul ediyor musun? Ediyorum. Torunlarını da. Ediyorum. Tabii ederim. Beraberce bakabilirsin. Bunları, bakarım. Yani bak babam diyor ki gel. Evimde bir sıcak çorba pişiririm, torunlarımı da doyururum, seni de doyururum. Çevresi diyor. Hep vallahi diyor. Bunu da herkes yapmıyor. Evet. Bunu da herkes yapmıyor. Senin güven ortamı babanın evi. Bundan daha bir güvenli yer bulunmaz. Çocukların mutlu olacağı yer senin yanın. Orada sıkılıyorsan benim yanımda yer de var. Yani sana bakarlar. Herkes zaten yemin işte. Biz bakarız. Ya dün TikTok'ta paylaşmışlar herkes o kadını kurtarsın diyorlar ya. Dayın var ya dayın çatlayacak oraya zaten adam rahatsız. Ne TikTok ya sen de Allah'ım. Mesela yani örnek belki gidiyorum yavaş yani. Yavaş yavaş kendine bir iş yabancıda bir öyle söylüyor abi. Bir iş bulursun çalışırsın. Engelli çocuğunun maaşı da var. Yani. Hocam engelli değil benim çocuğum. Bu kahvenden çocuk bizim normal benim çocuğum. Eğitim okula gidiyor engelli değil. Ama peki, engelli gösteriyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Niye tuvaletini yapamıyor? Ya tamam sorunumuz niye tuvaletini yapamıyor? Niye konuşamıyor bir sen? Niye konuşamıyor çocuğum benim? Çocuk konuşuyor. Niye konuşuyor? Niye tuvaletini yapamıyor gidip de kendi başına? Nasıl konuşuyor? Bezine yapıyor. Nasıl bezine yapıyor tuvaletini? Devlet enayi mi sana maaş verecek? Ya sen şimdi çocuklarını istiyor musun? Bir sen çocuklarını istiyor musun? Yukarı. Evet hocam. Elinle kaldır ağzını yakın. Ben evet. Çocuklarını istiyorsun. O zaman senin kuracağın en güvenli yaşam, en mutlu olacağın yaşam kimin yanında olmalı? Bilmiyorum bu ya çocuklarının yanında olmamalı mı? Çocuklarına sahip çıkmak istemiyor musun? Baban da kollarını açıyor, kapısını açıyor. Herkes açıyor, aile açıyor. Abi, herkes açıyor. Herkes çocuğusun, bunun... öyle düşün. Gerekirse evde tutarım diyorlar. Sen kendi çocuğuna sahip çıkacaksın. Baban da kendi çocuğuna sahip çıkacak. Yurt dışına götürelim bu diyorlar. Bu böyle zincirleme giden bir duygu. Her türlü yardım yapacaklar. Yani bu duyguyu... Böyle hissettiğin an sağlıklı insanlar gibi yaşayabilirsin. Çünkü sağlıklı olan duygu bu. Bıraktım şimdi iki beyefendiyi kızla. Bir konuşsana bak. Yapacak bir şey yok. Tamam anlatın siz. Ay ne yapacağız yani ya, en güvenli en mutlu olacağı ortamı kendisinin bulmasından başka bir çözüm yok ki. Gideceğim. Nereye gideceğim? Çık şu kapıdan git. Nereye gideceksin koskoca İstanbul'da? Ya senin başına gelebilecekleri, Rambi hep bunu dillendirir. Düşünemiyor musun? Dışarıda bir kurtlar sofrası var. Kim sana ekmek verecek? Kim sana yatacak yer verecek? Neyin karşılığında verecek? O zaman dizine vursan da eyvah ben bunu niye yaptım, niye dinlemedim, babamın kapısına niye gitmedim desen de iş işten geçtikten sonra... Kıymeti kalmaz. Sen daha bu yaşta kızım çocuklarına sahip olup babanın evinde
doğru dürüst yaşantına başlarsan yarın öbür gün bir iş de bulursun. Sana bir iş de veren olur. Çalışma imkanı da olur. Hem çocuklarına bakarsın. Boşandıktan sonra belki yeni bir kısmetin de açılır. Doğru dürüst. Olmayacak diye bir şey yok yani. Başka birini seversin. Ama yani biraz doğru yolu görün. Doğru yolu görün. Şimdi ben Rami Bey'e niye gülüyorum biliyor musun? Benim Allah rahmet eylesin. Anneannem, babaannem hani böyle falan. Benim dedelerim çok genç vefat etmişler. Nurlar içine yatsınlar. Tam böyle oradaki anlatım yani. Hep böyle hani. Bak böyle yaparsan işte dışarıda şeyler var işte. Ama doğru. Bak doğru söylüyorlar. Ben senin yaşındayken ama öyle söylediklerinde bunlara çok kızıyordum, tamam mı? Gittim babamın evine. He? Bak dinle. Şimdi babamın evine gittim diyelim ben. Bak, dinle, bak dinle beni bak. Bak. Ben senin yaşındayken mesela işte babaannem derdi ki mesela birisiyle nişanlanmış daha evvel söyledim. Mesela diyordu ki biz aa yakışıklı mı falan. Babaannem diyordu ki erkeğin güzeli çirkini olmaz. Ben diyorum ki aa babaanne senin de işte hani için geçmiş. Ondan sonra işte kocan da ölmüş. Olur mu hani yakışıklısı var? Babaannem derdi ki erkeğin evine bakanı var. İyi huylusu var. Karısına sadık olanı var. İçkisi kumarı olanı olmayanı var. Bak kadın ne kadar doğru söylüyormuş şimdi geldiğim noktada. Şimdi sana belki bu komik geliyor. Onlar söylediğini. Ya da diyorsun ya bunlar da yaşlanmış kardeşim anlamıyor. Kimse de yaşlanmıyor ayrıca onu da söyleyeyim. Tamam mı? Yani aslında hiç kimse yaşlanmıyor. Vücudun yaşlanıyor. Herkesin de duygusu aynı. 14 yaşında da aynı. 54 yaşında da aynı. 84 yaşında da aynı bence. Mesela Rami Bey'e bakınca da onu görüyorum. Anlatamıyor muyum? Ruh yaşlanmıyor ki. Beden yaşlanıyor. O yüzden ama ne oluyorsun biliyor musun o bedenin yaşlandıkça? Tecrübe ediniyorsun. Bütün o söylenenlerin doğru olduğunu hayat sana gösteriyor. Önünde iki tane yol var. Ben sana söyleyeyim. Ya buradan çıkarsın, düşersin kötü yola. Ha belki isteğin odur. Ben oradan oraya gezeceğim Müge abla dersin. Ne yapabilirim? Artık ona da saygı duymam gerektiğini bu program bana öğretti. Allah kahretsin ki. Tamam mı? Ya da burada baban var. Sevdim de babanı. Tamam mı? Belki de babamla kocan çıktım. Da var. Kocan da var. Tamam mı? Tamam kocanı geçtik. Geçtik. Ben babamla gittim dedim hocam. Babam buraya yayına çıkmış. Şimdi orada kahveye gidip kimse bir şey demez. Kimsenin haddine düşmemiş. Derse de desin. Düşmeyen herkes bir Allah'tır. De kendi kızına herkes baksın. Olabilir, yanılabilir. Hatalık olmaz. Kahvede oturanların kızlarının da kim bilir ne hataları oldu ya zamanında. Herkes hata yapıyor yani. Kimse bir şey diyemez kızıma. Derse ben o zaman görüşürüm kendilerle. Kimse demez. Yani düşmeyen bir Allah'tır. Herkes hata yapabilir. Baban sana sarılmak istiyor. Ama hatayı yürütmemek lazım. Baban sana... Bak. Ya bir de bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Birsen? Yalnız böyle de bir hayat yok yani kızım. Babam bana kızdı. Annem bana kızdı. Kocam bana bilmem ne dedi. Başkasıyla konuşursan kocan da kimle konuşuyorsun yok, der. Ona demek istemiyorum. Hayır. Yani. Bir şey de yaparsan, gidersen, çobana kaçarsan baban da nereye kaçtın diye tutar saçından getirir. Kusura da bakılmasın. Gerçekler de bunlar. Bak. Ben senin yaşındayken mesela işte babaannem derdi ki mesela birisiyle nişanlanmış daha evvel söyledim. Mesela diyordu ki biz aa yakışıklı mı falan. Babam diyordu ki erkeğin güzeli çirkini olmaz. Ben diyorum ki aa babaanne senin de işte hani için geçmiş. Ondan sonra işte kocan da ölmüş. Olur mu hani yakışıklısı var? Babaannem derdi ki erkeğin evine bakanı var. İyi huylusu var. Karısına sadık olanı var. İçkisi kumarı olanı olmayanı var. Bak kadın ne kadar doğru söylüyormuş şimdi geldiğim noktada. Şimdi sana belki bu komik geliyor. Onlar söylediğini. Ya da diyorsun ki ya bunlar da yaşlanmış kardeşim anlamıyorlar. Kimse de yaşlanmıyor ayrıca onu da söyleyeyim. Tamam mı? Yani aslında hiç kimse yaşlanmıyor. Vücudun yaşlanıyor. Herkesin de duygusu aynı. 14 yaşında da aynı. 54 yaşında da aynı. 84 yaşında da aynı bence. Mesela Rami Bey'e bakınca da onu görüyorum. Anlatamıyor muyum? Ruh yaşlanmıyor ki. Beden yaşlanıyor. O yüzden ama ne oluyorsun biliyor musun o bedenin yaşlandıkça? Tecrübe ediniyorsun. Bütün o söylenenlerin doğru olduğunu hayat sana gösteriyor. Önünde iki tane yol var. Ben sana söyleyeyim. Ya buradan çıkarsın, düşersin kötü yola. Ha belki isteğin odur. Ben oradan oraya gezeceğim Müge abla dersin. Ne yapabilirim? Artık ona da saygı duymam gerektiğini bu program bana öğretti. Allah kahretsin ki. Tamam mı? Ya da burada baban var. Sevdim de babanı. Tamam mı? Belki de babamla kocan çıktım. Da var. Kocan da var. Tamam mı? Geçin. Tamam kocanı geçtik. Geçtik. Ben babamla gittim dedim hocam. Babam buraya yayına çıkmış. Şimdi orada kahveye gidip kimse bir şey demez. Kimsenin haddine düşmemiş. Derse de desin. Düşmeyen herkes bir Allah'tır. De kendi kızına herkes baksın. Herkes olabilir, yanılabilir. Hataklık olmaz. Onun kahvede oturanların kızlarının da olabilir, kim bilir ne hataları oldu ya zamanında. Herkes hata yapıyor yani. Kimse bir şey diyemez kızıma. Derse ben o zaman görüşürüm kendilerle. Kimse demez.
Baba, yani düşme bir Allah'tır. Herkes hata yapar. Sarılmak istiyor. Ama hatayı yürütmemek lazım. Baban sana bak. Ya bir de bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Birsen? Yalnız böyle de bir hayat yok yani kızım. Babam bana kızdı. Annem bana kızdı. Kocam bana bilmem ne dedi. Başkasıyla konuşursan kocan da kimle konuşuyorsun der. Aa demek istemiyorum. Hayır. Yani. Bir şey de yaparsan, gidersen, çobana kaçarsan baban da nereye kaçtın diye tutar saçından getirir. Kusura da bakılmasın. Gerçekler de bunlar. Tabii tamam mı? Tamam mı? Yani. Demek istemiyorum. Öyle demek istemiyoruz. O ona ne der, o ona ne der. Baban da sana sormayacak mı? Ne gittin kızım da böyle yaptın? Sormasınlar. Ya kimse kimse bir şey sormasın mı ya? Allah Allah. Herkes her şeyi yapacak. Tabii ya. Yani özgür bir dünya yani. Tabii sen istediğine kaçabilirsin. İstediğinle de mesajlaşabilirsin. Hı. İstediğinle de görüşebilirsin. Eline sağlık. Ne olacak canım? Bu çocuklar da doğdu ama benden mi senden mi artık yani ne yapalım? Ya böyle bir hayat nerede var? Hı. Nerede var böyle bir hayat? Varsa söyle hepimiz gidelim. Allah korusun. Ya kimsenin kimseye karışmadığı bir hayat. Niye sabah 10'da biz buraya geliyoruz Rami Beyciğim? Niye ben sabah 6.30'da uyanıyorum? Evet. Ben de istiyorum 2'ye kadar uyuyayım mesela. Niye uyuyamıyorum? Evet. Ne diyecekler ben buraya her gün 2'de gelsem? Aa hoş geldiniz Müge Hanım ya. Geç kaldınız ama. Yani biz şimdi size bir şey söyleyemeyiz mi diyecekler? Ya saçmalamayın ya. Bir silkelen kendine gel ya. Doğru mu acaba bu beyin böyle korteks falan zedelenmelerinde zeka yükseliyor mu acaba? Ben niye içgüdüsel olarak sarsmayı... Yapla bir şey sorabilir miyim? Yapla. Doktor olarak bana bir şey söyler misin? Şey sarstığınızda kendine geleceğini zannediyorsunuz. Eski televizyonları da görüntü bozulduğunda sarsardık ya. Öyle aynı hissediyorum yani böyle işte. Bir sarsmak aynı, istiyorum. Aynı yani. Mantık ama yapla. İşte sarsmak da gelmiyor. Gelmiyor. Bir şey sorabilir bak iki tane yolun var tamam mı? Ya hakikaten buradan biz seni zor tutacak halimiz yok. Kapıyı açarsın, gidersin. Gideceğin yol belli. Ya burada babam var, babanın koluna girersin. Ben babamla gitmem sorun değil. Ben sadece ben bir kere bir gün babam biliyor. Ben bir kere köyde adım çıktı. Hı. Ya ben şey yaplar diye işte ben demek istemiyorum. E gene bu sefer gel adım şey yapar diye korkuyorum ben. Senin zaten kaçıncı adın çıktı? Senin tamam, köyden bırakıp çıkmadı mı? Burada söylenir. Ne buradan yani. Köyde bilmiyorlar mı senin kaçtığını? Buraya çıkmayınca. Ya babam bilmiyordu. Nasıl bilmiyordu? Çok şey bilmiyordu normalde. Ne yapıyordun? Nerede diyorlardı senin için? Bodrum'a tatile mi gitti diyorlardı? Ne diyorlardı? Kızım Allah aşkına ya saçma salak konuşmayın ya. Ama bugün de bana bir şey oldu herhalde. Herkes üstüme mi geliyor? Bana mı? Nereye gitti dediler sana? Amerika'ya yüksek lisans yapmaya mı gittiler? Ne dediler? Kocaya kaçtı dediler. Kararını ver. Bak babam burada işin... Ha? Ne duyamıyorum. Söyle mikrofona. Babamla gitmek istiyorum. İyi hadi. Kalk bir babanın evine. Gel bakalım. Hadi. Diğerini babanın. Şu mikrofonu da bırakın hadi. Ya. Gel yanına otur sen de. Gel biraz ben yanıma otursun gel. Babayla gel. Evlat. Ha? Yaşı da küçük ama babası evlendirse adama diyeceğim ki ne bu yaşta evlendirdin? Gene kendisi kaçmış. Durmuyor demek işte. Vallahi yaşı da küçük yani sonuçta bu 24 yaşında şu anda üniversiteden işte ya bitirmesi ya yeni bitirmiş olup işe girmesi falan lazımdı. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Mugab'la? Buyur hocam söyle. Ben ilk size başvurdum, size güvendim geldim. Babasının bile haberi yoktu, hiçbir ailesinin haberi yoktu. Eşimi bildiğim için size mücadele ettim. Babasının da suçlamasına gerek ki babasını ben teşvik ettim buraya. Gidip arayalım diye. Gidip arayalım diye. Ben yuvamı dedim, seviyorum dedim. Yuvamı dedim, her zaman hayata tutmak istiyorum dedim. Gidip dedim yuvamıza getirelim dedim. Bu suç mu? Ali, senin de 3 tane oğlunun annesi. Evet, aramaya tamam çıktım. Tamam yani, sen de iyi olsun istiyorsun. Evet. Yani ben bunu da anlayabiliyorum. Hani diyorsun ya köyde onun adını çıkarırlar, bunun adını çıkarırlar. Senin o 3 oğluna sen böyle yapmaya devam edersen okulda, köyde, kahvede babama ne diyecekler diyorsa senin oğulların için ne diyecekler? Benim hiç onu çıktı. Düşünüyor musun ya? Benim de adım çıktı ama kimse umurumda değil. Yeter ki yuvamız hayatta dursun. Onu düşünüyor musun? Herkes kızım için geldi bak. Herkes senin için geldi. Kimse ne demiş umurumda değil. Yuva ayakta dursun. Çocukların mağdur olmasın. O önemli. Ne? Ya babamla gitmek istiyorum ben. Tamam git. E tamam Ali sen de boşan artık. Yani o boşanmak istiyorsa sen de boşan. Çocuğum sen de biraz hayatına bak ben sana da dedim.
Anlıyorum Müge abla. Ben bir hata yapmadım, ihanet de yapmadım, bir şey yapmadım. Her zaman kendisini fedakarlıkla davrandım. Ailesi de benden gayet efendi buluyor, terbiyeli buluyor. Yani benim yapacak artık bir şeyim kalmadı. Bir de Ali'cim zaten boşan yani. Bak ben sana da söyleyeyim yani. Ben hiçbir evlilik yıkılsın istemem. Çok zor yapılıyor. Ben de istemem. Onun da farkındayım. Ben ama, de istemem. Ama bak evliliğinde kuralları vardır. Evliliğinde kusura bakmayın. Bence ilk kuralıdır bak. Bu tek kuralıdır. Sadakat. Dur. Sonra gelir. Önce sadık olursun. Tamam mı? Sonra tabii ki seveceksin, sayacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Çünkü sadakat niye önemli biliyor musun? Sadakat şundan dolayı önemli. Sadık olmayan insan bence karşı tarafı şunu yapıyor. Ben seni gözden çıkardım diyor. Beni de gözden çıkaran biriyle bir dakikamı geçirmek istemem. Demek ki sen bana kıymet vermiyorsun demektir bu. Niye bana kıymet vermeyen insana ben hayatımı vereyim? Anlıyorum sizi. O yüzden sen ben sadıktım diyorsun. Öyle ol. İnşallah senin de karşına bu evliliğin kurallarını bilen... Anlatabiliyor muyum? Ama senin de yanlışın var işte geliyor 3 günde alıyorsun kızı, nüfus kağıdın var mı, kaçalım mı, edelim mi? Seninki de yani sen de normal değilsin. Belki biraz olgunlaştın sonra yıllar içinde de evet. Senin de yaptıkların normal değilmiş. Abi bir de gidin ya, bir gidin bir tanışın ya, bir çikolata götürün, ne bileyim bir şeker yapın. Bir insanlardan bir kız isteyin, versinler vermesinler. Gitsin bir aileler tanışsın, bir sözü olsun, nişanı olsun. Ya bundan daha güzel ne var ki hayatta? Kendisi bilir. Ben her zaman hayatta durmaya çalıştım. Her zaman fedakarlık yaptım. Hayır, kendisi yaptım. Bilmeyecek Ali'cim. Sen de biraz bazı şeyleri bileceksin. Ben zorlamıyorum. Başka da yapmıyorum. Kendisine kalmış Hayır, şey. sen de bileceksin yani. Niye o kendisi biliyor, sen de bil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.